Salam əziz tələbələr, növbəti sınav imtahanımızın imzalarına başlayırıq. Vaxt itirmədən keçək suallarımıza. Birinci sualımız təqvimlə bağlı bir sualdır. Bu gün 23 fevral 2016-cı il çərşənbə axşamıdırsa, 10 noyabr 1989-cu il həftənin hansı günü olub? Sualın həlli yolu belədir ki, qısaca bir cümlə beləmək olar ki, 23 fevral 2016-cı ildən 10 noyabr 1989-cu ilə qədər olan günlərin sayını neçə gün keçibsə, həmin günlərin sayını 7-yə bölüb, çərşənbə axşamından həmin gün qədər aldığımız qalıq qədər, 7-yə böləndə aldığımız qalıq qədər geri qayıdır. Misal üçün, günlərin sayını 7-yə böləndə qalıq 2 almışıqsa, çərşənbə axşamından 2 gün geri qayıdırıq, birinci gün və bazar günü cavab olmuş olur bazar günü. Yox, əgər gələcəyi hesablayırsa, məsəl üçün, 89-cu noyabrdan 23 fevrala doğru gediriksə, həmin aldığımız qalıq qədər sonraya sayacaq. Yəni, əvvələ qayıtmayacaq, sonraya sayacaq. Əgər keçmişə gediriksə, çıxırıq, yəni əvvələ qayıdırıq soruşulan gündən. Gələcəyə doğru gediriksə isə üzərinə gəlirik həmin qalıqların sayını. Niyə görə 7-yə bölürük? Həftədə 7 gün olduğuna görə. Vaxt itirmədən keçək sualın izahına, həllinə. Təbii ki, 23 fevral 2016-dan 10 noyabr 1989-cu ilə qədər çoxlu gün var. O günləri bir-bir saymaq bizim nə qədər vaxtımız alır. Onun üçün qısa yoldan gedəcəyik. Bir ilimiz, normal ilimiz adətən 365 gündən ibarət olur. 365-i 7-yə böləndə, cavab bizi maraqlandırmır, qalıqda bir qalır. Yəni, normal ilimizi hesablayarkən artıq 365 gün saymağa ehtiyac yoxdur. Bizə qalıqlar lazımdır. Qalıqlar saysaq kifayətləyir. Yəni, bir ildə həftəmiz, həftəmizin günü bir gün sürüşür. Başqa sözlə necə demək olar bunu? Məsəl üçün, 10 noyabr 89-cu il, bazar günüdürsə, məsəl üçün, atıram hər hansı bir gün, bazar günüdürsə, 10 noyabr 90-cı il olacaq bazar ertəsi. Yəni, birinci gün. Sonra 91-ci il olanda 10 noyabr 91 olacaq. Bazar birinci gündən sonraki gün, ikinci gün yəni. İkinci gün. Sonra bu şəkildə davam edəsək. 10 noyabr 92-ci il. Həftənin hansı günü olar? Əgər üçüncü gün deyirsə, səhv düşünürsünüz. Çünki 92-ci il, 88, 92, 96, bu illər hamısı 4-ə bölünən illərdir. 4-ə bölünən illər uzun illərdir. Uzun illər 365 gündən deyil, 366 gündən ibarət olur. Onlar da 7-yə böləndə, 366-ı 7-yə böləndə, qismət yenə də bizə maraqlıdır, qalıq 2 olur. Yəni, uzun illərdə həftənin günü 1 gün deyil, 2 gün sürüşmüş olur. Yəni, 92-ci ildə artıq həftənin 3-cü günü yox. Bir başa olacaq 4-cü günü, yəni 2 gün sürüşmüş olur. Bunlar sadəcə məlumatlardır. Sualımızı həll edərkən istifadə edəcəyik. Hər isə bu tarz ilə mənim olmaqımızda. Artıq müəyyən qədər məlumatınız var təqdim suallarını həlləmək üçün. İndi, bir ilə bu qədər sürüşdüyünü bilirik. 10 noyabr, 23 fevral, bunlar eyni günlər, eyni tarixlər deyil, yəni fərqli-fərqli tarixlərdir. Ona görə bu 23 fevral da 10 noyabra gətirək. 23 fevraldan əvvəlki 10 noyabr, hansı 10 noyabrdır? 2015-ci ilin 10 noyabrı. Ona görə 23 fevraldan 10 noyabra, geriyə doğru 2015-in 10 noyabrına qədər geriyə doğru olan günlər hesablaya. Fevraldan 23 gün gedib, 23 gün fevral, 23. Bunu da 23 yazmaya bilərik. Fevralın 23-ünü 7-yə bölünən hissəsini, yəni 21 atarıq, yazarıq ki. Fevralda 2 gün. Sonra yanvar, geriyə doğru qayıdırıq. 2015-in noyabrına qədər getmək istəyir, noyabrın 10-una qədər. Yanvar ayı 31-dəndir. Bura birbaşa 31 yaza bilərik. Ancaq ehtiyac yoxdur. Bizə qalıqlar lazımdır. 31-in 28, 7-yə bölünən hissəsini atırıq. Qalıq qalır 3. Dekabr ayı da 31-dən deməli, dekabrda da 3 yazacaq. Noyabr ayı özü 30-dandır. 10 noyabra qayıtdığımıza görə 30-dan 20 çıxmalıyıq, 20 geri qayıtmalıyıq. 20-nin içində 7-yə bölünən 14 var. 14-ü atırıq, yerdə qalır 6. Bərabər olacaq 2, 3, 3. 6, 8, üstünə 6, yəni 14. Aldığımız bu 14
Perşembe akşamından 14 gün geri kalsa, 14 gün özü 2 hafta demekti. 14 gün geri kalsa, tesadüften belalandı yani bu. 14 gün 2 hafta demekti, yani 7'ye tam bölünür, burada hiçbir kalıp kalmır. Perşembe gününden biz geriye doğru kayıtmış olsa, 14 gün geriye kayıtsak, yani 2 hafta geriye kayıtmış olsa, ne alacağız? Alacağız ki 10 Noyabr, 10 Noyabr 2015. ilde Çarşamba akşamına düşmüş olur. Çarşamba akşamı olmuş olur. Şimdi 2015. ilden 1989. ile kadar 2015. ilden 1989. ile kadar 26 il geçip 26 il mi geçip? Bu illerin içinde 26 dörde bölündü. Yani her dördünden bir uzun il olduğuna göre 26'nın dörde bölündü. Tekrar alt tam alınır. 6 tane uzun ilimiz oldu. 26 tane normallere göre. Olan içinde 6 tane uzun il olduğuna göre her uzun ile göre elave bir günde elave olmuş olur. 6 32 almış olar. Yani her normalde göre bir gün 26 gün. Ona göre geri kaydırır haftada. Uzun illerde 2 gün olduğuna göre hem o 2 günlerden biri bunun içinde gelip 6 tane de uzun ilimiz olduğuna göre bu intervalda var mı da sayabiliriz. 88 uzun idi. 89 uzun değil. 92 olacak. 96, 2000, 2004, 2008, 2012. illerden söhbet gelir. Bu iller uzun olduğuna göre 6 tane uzun oldu. Hem uzun her güne göre de elave bir gün elave ettik. Ve 32 gün biz geri kayıtmalıyız. Hafta olarak 32 gün, çarşamba akşamından 32 gün geri kayıtmalıyız. Bunun için de 32'yi 7'ye böleceğiz. Bölürük 7'ye. 32'ni böler 7'ye. Yine de kısmet hissesi bizi maraklandırmıyor. Bizi maraklandıran kalık hissesidir. Kalık hissesi ne olacak burada? 32'ni 7'ye bölünür. 28. 28'den 32'ye 4 gün. Kalık da 4 olacak. Çarşamba akşamından 4 gün geri kayıtmalıyız. Çarşamba akşamı bizde ikinci gündü. Ondan bir evvelki gün birinci gündü. Bir gün kayıttık. Pazar günü budur sıfırdan şerliğe. 7'de yazabilir. Altıncı gün ve beşinci gün. Herkesin çarşamba akşamından 4 gün geri kaydında. Bir gün, iki gün, üç gün, 4 gün geri kaydında. Beşinci gün almış oluruz. Demek sualının doğru cevabı olur. Cüme günü. Doğru cevap S bende cüme günü. Geçin alalım nöbet suallarımıza. 9 fehle 5 güne 15 dezgahı təmir edirsə, 5 fehle 6 güne neçə dezgah təmir etmiş olar? Tənasib, üçlü tənasib quraraq məsələni rahatlıqla həll etmək olar. Birinci sırada yazarı fehle. Biraz yukarıdan yazıq yerini tutacağız. Fehle. Gün ve dezgah. 9 fehle. 9 tane fehlemiz var. 5 güne 15 dezgah tamir edersin. Fehle. 6 güne x tezgah təmir etmiş olar. Buradan biz x tapmalıyız. Bunu tapmak için necə tapırıq? Əvvəlcə burada düz mütənasib və ya tərs mütənasiblikləri müəyyənləşdirməliyik. Sonra eğer düz mütənasib olarsa kəməyətlər olar belə çəpinə vururuq. Ya da zaten düz mütənasib olanda həmişə çəpinə vururuq. Tərs mütənasib olanda isə düzünə elə bil ki bir-birinə antonim. Düz mütənasib olanda çəpinə vururuq. Tərs mütənasib olanda isə düzünə vurmuş oluruq. Tersi ve düzünü necə müəyyənləşdiririk? Eğer biri artanda diğer artırsa, azalanda azalırsa, yani birbirinden eğil gelirse düz mütənasibdir. Yok biri artanda o biri azalarsa, yani əksinə gelirse, birbirinin ziddinə gelirse, bunlar ters mütənasibdir. Baxa görə fəhlə ilə gün necə mütənasibdir? Təbii ki, fəhlə sayı daha çox olarsa, iş daha az günə görülmüş olar. Yani 15 fəhlə işi 5 gündən daha az vaxtda görür. 3 günə məsəl üçün görmüş olar. Fəhlələrin sayı artırsa işin görülmə günü azalır. Demek bunlar ters mütənasib. Ters mütənasib olduğuna göre
Biraz yüzüne vuracak. Oradan göstersen daha şu ters nasip olduğuna göre biraz yüzüne vurur. Bak göre günden dezgah sayınca mütnasipti. Tabii ki daha çok gün işlense, fəaliyyətlər daha çok gün işlesiler, daha çok dezgah təmin edirlər. Bir artan dolmuşlar artır. Düz mütnasip olduğuna göre bunu cəbhinə vurur. Digərlərini de eyni şekilde oxlamaqlar. Bu belə. Aya doğru. Altından başlayacak 15'e doğru. Oxlar istiqamətində göstərilən ədədləri bir-birinə vurur sadəcə. 9 vurulsun. 5. Bu 5'ten söhbət gelir. Vurulsun isə. Bərabərdir. 5 vur 6 vur 15. 5 6 vur 15. Bu da her iki tarafta 5 olduğuna göre sıra para bilerek 5'ler gidecek. Altından 15'e vuranda 90, 90'da 9'a bölende x'i biz 10 tapmış. X'imiz beraber olur 10'a. İkinci sualımızda hallediyor artık. Doğru cevabımız D bende 10. Sual əvəzinə hansı ədəd yazılmalıdır? Burada sual çağrısının yerində olan ədəd tapmalıyıq biz. Bunun üçün başlayırıq birinci mötərizdən içindən 12 ne 24. 12 ne 24 yazacağız bura. A'nın B'nin yerine. Uzun sol tarafında 12 dayanıp A'nın yerine bize L ədədi yazmalı ki bize bura 12 versin. Tabii ki A'nın yerine 6 yazacak. A'mız oldu 6. B'nin yerine yazmalı ki bura 24 versin. Burada alacak 8. 308'e vuran da 24'lük olacak. Olmadı. Biraz böyle yazsa. A'mız oldu 6. B'miz oldu 8. A'nın B'nin yerine 6, 8 yazsa 6 bu da olsun 8. İkinci de getirip bunun yerine yazarak bu ameliyatı görürsünüz burada. 6 8 6'ını 2'ye bölerek 8'in kvadratı ile toplayarak. 6'ını 2'ye bölen de 3. 8'in kvadratı 64. 8'in kvadratı 64. 64 ile 3 toplayan da 67. Onun da 67'den de getirip burada 1 çıkanda cevabımız kalacak 66. 67'den de 1 çıkanda cevabımız olur 66. Birinci mötərizənin için tapdıq ki, birinci mötərizəmiz üstünden getirip yazıq. Birinci mötərizəmiz oldu 66. Evvelkiler artık bilirik. Burada tekrar hesablama icra edəcək. 66 kvadrat 9 hesablamalıyıq. Onu da burada yazarak yerine. 66 bura. 9 da bura. 66'ını 2'ye bölürük. 66. 2'ye bölüp 9'un kvadratla toplayacağız. 66'ını 2'ye bölünce 33 eləyir. Beraber de 33. 9'un kvadratı olur. 81. Onlar birbirinden toplasa 9 cevabı alırsınız. Axır 4'ten tutaran bir cevap var. O da deyibende 113. Topladıq da. Aşağıdakı axanlarda 1'den 10'a kadar 1 ve 10 daxil olmaq ədədlər yazılacaktır. Her sətir ve her sütunda yalnız 2 ədəd yazıla bilər. Her sətir sütunda yalnız 2 ədəd yaza bilərik. Xanların kənarında yazılan ədədlər həmin sətir ve sütundakı ədədlərin hasilini bildirir. Bunlar hasildir. Məsəl üçün buraya yazarak 10 vurulsun, 6 alacaq 60. Buna göre sual içerisinin yerində hansı ədəd yazılmalıdır? Baxaq. Sudoku tipli bir sualdır təqribən. Şriftimizi biraz kisildək. Birden 10'a kadar olan ədədlər yazacağım. Burada 60 ve 80 görürük. Birden 10'a kadar olan ədədlərin hasilinden 60 ve 80 almak için ancak 6'ını ve 8'i 10'a vurmak lazımdı. Demek 60 ile 80'in ortak bir vurgu var. 10. Bura 10 yazmalıyız yani. Bura 10 yazdım. 10'u 8'e vurmalı ki 80 desin. Bakırıq burada daxilinde 8 olan birden 16 var. Yani 8'i buraya yazmalıyız. Başka yerimiz yok. 8 yazmak. Çünkü 8'i neyse vuranın 6'yı. Sonra bunları yazdık artık buradaki diğer xanaları qaralayabiliriz. Çünkü onların hiçbirine artık hiçbir ədəd yazmayacak. Sonra bunlar qaralanandan sonra artık qaralayabiliriz. Bu xanalara hiçbir ədəd yazılmayacak.
Diğerlerine devam edelim. 16'ya buranda 6 burada yazabilirim burada çünkü aşağıda 24 ve 18 her ikisi var. Yine hepsini burada yazabilirim burada. 9'a bakalım. 9'un hara yazsa daha güçlü olur. 9 tabii ki 9'u bir kim yazabilirim. 9'u buraya yazsak daha elverişli olur. Niye buraya yazarız? Çünkü 18'i de neye vuranı 9 değil. Daha doğrusu 9'u neye vuranı 18 almalıyız. Bak şimdi 9'u 2'ye vuranı 18 idi. İkini hara yazacağı? İkini tabii ki buraya yazacağı. 8 defa 2 16, 9 defa 2 18 etmiş olur. Bu üstündeki kanallarda diğerlerini artık aralayabiliriz. Bu kanaya adet yazabilmeliyiz. Bu kanaya da adet yazabilmeliyiz. Devamlı kalemini devam edelim. Onu 6'ya vuranı tabii ki 60 edecek. Kanayla da yazma olmaz artık çünkü buraya iki tanesini yazmış. 6'ını neye vuran dedim 4'e değil. 4'e vuran da buralarda 4 yazacağımız var. 4'ü buraya yazsak 9'dan 4 alınmayacak burada. 4'ü buraya yazsak 4 neye vuran 35 edilmeyecek. Demek 4'ü yazacağımız tek yer var. O da sual işaretinin yeridir. Sual artık tapmış olduk. Cevabımız oldu 4. Devam edelim nöbet suallarımızla. Aşağıdaki grafikte A ve B bitkilerin erkildikten sonra büyüme grafikler verilmiştir. Neçe aydan sonra bitkilerin birlikte boyu 136 santimetre olacak. Bitkilerin evvelce ayrı ayrı boylarını hesaplayıp ve 136 santimetre beraber edelim. Eğer baksa, birinci A bitkisine baksa, bu bitkiden söhbet gelir, bu grafikten. A bitkimiz evvelce erkildikte 10 santimetre olur. 10 üzerine gelecek. Yani ondan sonra başlayıp büyümeye. 2 ayda hemen A bitkimiz gördüğünüz gibi 2 ayda 2 ay kesene kadar 10'dan 26'ya kadar büyüyor. Bu hisseye baksanız 10'dan 26'ya kadar büyüdüğünü görürsünüz bitki. 2 aya 10'dan 26'ya yani 16 santimetre büyüyor. 2 aya 16 santimetre büyüyüpse 1 aya 8 santimetre büyüyor. 1 aya 8 santimetre büyüyorsa x aya 8x. Yani neçe aydan sonra değil bize, neçe ay bilmiyorum değil. X aydan sonra 8x santimetre kadar büyümüş olacak. Bakın 1 aya 8, 2 aya 16, 3 aya 24, 4 aya 32 ve bu şekilde devam edilir. X'in yerine istenilen kadar ay yazıp tapabilir. Neyse aydan sonra ne olacak? Bu oldu bizim birinci bitkimizin boyu. Möterzi burada sadece formal karakteri taşıyır. Yani birinci bitkinin boyudur. Üstüne geldi ikinci bitkimizin boyu. İkinci bitkimiz 18'den başlayıp büyümeye yazarız 18. Üstüne de bir formal bir möterzi yalak. Möterze. 18. 2 aya 18'den 26'ya kadar büyüyüp bunun boyu. Yani 8 santimetre. 18'den üzerine 8 yerine 26. 8 santimetre. 2 aya büyüyüp. 2 aya 8 büyüyüpse demeli 1 aya 4 büyüyüp. Uzanması olacak 4. İkisinin birlikte boylarının cem'inin 136 olduğunu diyelim de meselenin içerisinde. Beraberleştirerek 136'ya. Bundan sonrası rahattı. 8x'ten 4x toplayan da olur 12x. Beraberdi. 10 18'i toplayarak 28, 136'dan da 28 çıkar. 136'dan 28 çıkanda 108 ile sıfırlanır. 108 de 12'ye bölende x beraberdi. 9. Demek 9 aydan sonra bu bitkilerin boylar cem'i 136 santimetre beraber olacak. Sevendim. Keçi dalı nöbet sualımıza ABCD şartını ödeyen 4 rakamlı ABCD adetlerinin en büyüğü ile en küçüğünün ferdini tapın. Adetin en büyüğü olması için mümkün kadar öne büyük adetler yazmak lazımdır. Mesela çünkü burada gördüğünüz en büyük rakam 6'dı. Birinci yere A'nın yerini çalışarak 6'ını yazar. Görek diğerlerini düzeltebilir miyim? A'nın yerine yazdık 6. B'nin yerine altını mesela çünkü 3'e vuran 18 gelecek. Diğerlerinden 18 alabilmeyeceğiz biz bu tarafta. Beraber de ödenmeli. Ama altını 2'ye vursak 12. Diğer tarafta da 4 vur 3 şeklinde yazabiliriz. Burada dikkatli olmak lazımdı. En büyüğü ile en küçüğünün farkını bizden isteyir. En büyük yazarken 6, 2 çalışmaz çünkü mümkün kadar karşıya büyükler yazar. 3, 4 de yazabilirdi İpra. Mesela 6.234 ama 43, 34'ten daha büyüğüne göre en büyüğünü düzelttik biz. En büyüğümüz oldu 6.243. Buradan yazalım bir kenardan. 6.243. Bu oldu bizim en büyük adedimiz. En küçüğünü tapa. Küçüğünü tapmak için
Ozak üzerine yazdıklarımızı. En kiçiğini tanımak için karşıya mümkün kadar kiçikler yazmak lazım. Burada gördüğünüz en kiçik 1'di. Bir yazdırırsa bura 2, 3 falan yazsak diğer tarafta o beraberliği alabilmeyeceği. Ona göre mecburen bura ikinci yere altını yazmalıyız. Bir 6'ya vuran da 6'ya diğer tarafta da 6 almalıyız. 6 almak için en kiçiği 2'ni 3'e vurarak. Cevabımız olur 1623. Bu da oldu en kiçiği. Bunu da yazarak bura. 1623. Bunların içinde farkın tabarı. Farkın tabii ki 3'ten 3 çıkanda akırı sıfırla kurtaran bir adet olmalıydı. Demek bir şeyleşmeden derhal diyebilirler ki doğru cevabımız Yemen'de. Hiç farkın tapmadan bile cevabı taptık. Sonra yanına göre. 7. sualımız. Ulduz evezine hansı adet yazılmalıdır? Ulduz evezine bak göre hansı adet yazılır? Burada görürük ki 4'ün yukarısında D var. Demek ki 4'ün D'nin kıymeti bizde 4'tü. D'nin yerine 4 yazdı. D'lerin yerine 4 yazdı. 4'ün neye vuran, neçeye vuran da ahır 4 ile kurtaran bir adet alınır. Mesela şunu 6'ya vuran da 6 ve 4 24 yazmış. D'nin artık 6 olduğunu bilirik. Yani tahmin bilirik. Diğerlerini yazalım. Sonrasına bakarız. İkinci sırada gördük ki bu D'ni bu ABC adedine vuran da B2 CD adedi alınır. Onu A'ya vuran da 9 48 alınır. 6'ını N'ye vuran da 8 ile kurtarır. 3'e vuran da A'nın yerini demeli biz 3 yazabiliriz. A'mız 3 olsa 6'ın 3'e vuran da 9 yani ABC'nin 3'e vuran da 9 48 almışız. Demek ki 9 48'i böler 3'e. ABC adedini takmış olarak. Bu da bize verecek 316 316. ABC adedinin artık 316 olduğunu bilirik. 316. Olacak 3. 10. Diğer de 6 olduğunu artık bayağıdan takmışız. Ana B'nin 3'ten 1 olduğunu görürük. Ona göre buraya yazıyor. 3. Plus 1. Beraberdi. 4 cevabımız oldu. Her ihtimal karşı bu adetler birbirine vurup tam olarak yoklayarsınız. Böyle bu akıncıdan da bakanı görseler 3'ün altını 2'ye vuran da 3'ün altını 2'ye vuran da 632 eliyir. Her ihtimal bu da 632 şartımızı ödemiş olur. Yokladık da artık 3'ün üstüne bir geldiğinde 4 sualımızın doğru cevabı 4. 8. Rebuslar bölmesine olan adet şekil alakalarına olan nöbet testimizdi. Artan burada alakalar bir şekil dahilinde olur. Ancak bu testimizde bir şekil dahilinde değil. Şekiller arası alakadır. Birinci kanallarına baksa 21'i burada 3'e vuran da 63 verir bize. 63'ü 2'ye vuran da bize verecek 126. Sual içerisinde sonucu üstünde olduğuna göre bir sonucu üstüne baka. 29'u 3'e vuran da bize 87 verir. 87'ni de 2'ye vurarak yukarıdaki işareti ödeme işaretiyle 2'ye vuran da 4, 174 almış olur. Doğru cevabımız Y bendi. Yani birinci cedvelden ikinci cedveldekiler arama olsun ise, ikinci cedvelden üçüncü cedveldekiler arama olsun ise 2'ye vurarak adetlerimizi. Keçi daha nöbet sualımıza. 9. sual maraklı suallardan biriydi bu da. Kanalımı beğendim ve sual evresinde bulunan variantı seçin. Kanalımız burada neden mübarekte? Şekillerimiz sıfırlanır. Bu şekil bu istikamette. Bu şekilde bu istikamette. Her defa her biri 90 derece dönmüş olur. Yani birinci şekilde baksa bu şekilde 90 derece dönünde ne ki yıkılırız bunu bu tarafa yere. Görü yıkılmış vaziyettedir. Sonra bir de dönende kara kesir bu tarafa. Bir de dönüp kara kalkıp yukarıya. Bir de dönmelidir. Kara bu şeklin yukarı tarafında olacak ama dönecek demek ki bunu bir de aşıracak bir tarafa böyle alacak bir tarafa. Kara demek ki yukarıda ama sol tarafta olacak. Bakın burada B variantında yukarıda sağdadır. B'ni silerek. S variantında aşağı taraftadır. S'ni de silerek. D variantında tamam başka yerde. T'ni de silerek. Alır iki tane variant arasında. Ya burada aslında tam doğru cevabı görmek biraz çetin olur. Bu tip suallarda. Şekil suallarının ümumiyyeti böyle cevap silmekle
rahatlıkla soğan cağını tapmıyorlar ve şekillere de bir bakmalı tabii ki. Burada baksa, bakın bu yukarı tarafta, yukarı künslerde bir defa yıkılıp olup böyle. Bir defa da yıkılacak böyle, bu tarafa bir daha kırılacak bunu, bakın gelip düşüp diğer künce. Bir defa da kalkıp olup yukarı tarafta, bir defa da bunu aşıranda, bu böyle aşıranda bu tarafa. Ah, yukarıda olacak ama yukarı sağ künste olacak, sol künste yok. Yukarı sağ künste. Ağın yukarı sağ künste olduğu için bir şekil var. O da A bendi. Sualımızın cevabı olmuş olur. 10. Gamma uygun müeyyidin ve sual havasına uygun olan varyantı seçin. Bu da o kadar çetin sual değil. Rahat sualdı. Hem birinci yerde duran adedin hem de ikinci yerde duran adedin. Üstlerine bir gelip birbirine vurarak cevabı tapmak olar. 4'ün üzerine bir geleceği olacak 5. Bura. 2'nin üzerine bir geleceği olacak 3. Beraber 15 almış olur. Yoklamak için her ihtimal karşı ikinci sefere bunu tespit edeyim. 5'in üzerine bir geleceği olacak 6. Buracık bunu. 7'in üzerine bir geleceği olacak 8. Beraber de 8 almış olur. Son sefere de bunu özür tespit edeyim. Cevabı rahatlıkla yapabilirsin. 11. sualımız kanun uygunluğu müeyyidin ve sual havasına uygun olan variantı seçin. Bu da maraklı testlerden biriydi. Bana göre burada kanun uygunluğu neden ibaretti? Ve etiketten baksak görerek ki birinci şeklin üzerine ikinci şekli gelende beraber olur bütün şekilde ancak bir emması var emman eden ibaret. Bakın bunun yukarı hissesi karadır. Ya el aşağı hissesinden bakalım. Aşağı hissesi de var. Bunun aşağı hissesinin bu hissesinin kar olduğunu görürük. Kızardık biraz. Bu hissesinin de kar olduğunu görürük. Buradan mı? Gel bakalım. Temel testin mantığında toplayan zaman kara plus kara alındığını gördük. Karayla kara toplanıp bize A verir. Ağlara bakalım şimdi bir ağ istedim ağlara bakalım. Ağ bize yine de ağ verip. Ağla ağ toplananda da ağ ve ağ toplananda da bize ağ renk vermiş olur. Buranın bize verdi. Şimdi bir ağ kara da yoklayalım. Bize karaları hansı renk verir? Bakın karayla ağ toplananda bize kara verir. Yani muhtelif renkler toplananda bize kara vermiş olur. Kara plus ağ beraber olacak karaya. Daha sonuncu ikinci sütunda bunu, ikinci satırda bunu yoklayarak bu emniyetin doğruluğunu ve üçüncüye tetbik ederek. Ancak bize bir halda kara verir. Kara plus ağ. Kalan bütün hallarda ağarmış olur. Kara plus kara. Burada bakın göre kara plus kara haralarda var. Burada, yukarıda. Şeklimizin yukarı hissesi ağ olacak. Çünkü karayla kara toplanıp bize ağ verir. B bendini silerek rahat olsun. S bendini de silerek. Sonra tam aşağı hissiye de baksak. Tam aşağı hissiye bize bir kömek göstermeyeceği olsun da. Künçlere bakalım mesela. Bu künç, bu künç. İkisi de ağdı. Görürsünüz ağdan ağın cem de bize ağ verir. Bu künç ağ olmalı. Y bende görürsünüz bura karalı. Y bende de seri, Y bende gelir. Sonra başka bir tarafa bakarız. Bu şekillerin farklı bir sesini tapa. Mesela için aşağıda bu hisse. Heh, artık buna göre A bendini de silebiliriz. Çünkü A bendinde gördüğünüz gibi bu künçü karalı. Künç. Ağdan ağ bize ağ vermeye ama görürsünüz ki burada kara verip A bende ona göre silmiyorlar. Sualımızın artık doğru cevabı kaldı. Diye ben çok rahatlıkla cevapları silmekle sualları halletmek olur. Burada baka arıcılıktı. Evvelce 1'di. Sonra 2, 2. Rakamların hansını tapsak onun üzerine 1 yazak ile. Bu 1'di sadece. 2'yi 2'ye vursak rakamların hansı bize 4 verecek. Rakamların hansı bize 4 verdi. Rakamların hansı bize 9 verdi. Rakamların hasılı bize 25 verdi. Artık buraya kadar kifayetle gitmek. Bakın bunlar nelerdi? 1, 4, 9, 25. Bunlar adetlerin kvadratlarıdır. 1'in kvadratı 1, 2'nin kvadratı 4, 3'ün kvadratı 9, 4'ün kvadratı olacak 16. Değil mi? Burada biz 16 almalıyız. Rakamların hasılına bakalım. Rakamların hasılı 16 ile 2 tane varyantımız var burada. Onlardan biri. Onlardan biri 8, 2 D bendidir. Diğeri ise 8, 2 olan S bendi. Diğer varyantları silebilir. Onlarla bize lazım olacak. Aşağıdaki figürlere baksak. Burada 1'i 1'e vuranda bunların ağzını tapsak 1. Bu 8 ile olarak kalır.
3'ü 9'a vuranda 27 alınacak. Bunlar da kublar olduğunu görerek. 1'in kubu, 2'nin kubu, 3'ün kubu. Nöbet alacak 4'ün kubu. 4'ün kubu verir 64. Hasılı 64 veren 8 defa 8, 64, 8 defa 7 ise 56'dır. Bu da cevap değil. Doğru cevap olur. D bende. Növbəti sualımız bəsələdir, mətni məntiqi təhlili. Akif Bahar Cəmilə Dilbər Elnur Fuad Günay filan qədər insan universitetin iqtisayiyyat, marketing, idarə etmə və sosiologiya fakültələrində təhsil alırlar. Məlumdur ki, hər fakültədə iki nəfər təhsil alır. Birinci fakültələrin adını yazaq, bu şəxslərin adını yaza bilərik, amma məsələ biraz uzanacaq. Ona görə də ən yaxşısı fakültələrin adını biz yazaq. İqtisayiyyat fakültəsi var, qısa-qısa yazarıq. İqtisayiyyat fakültəsi. Sonra var burada marketing. Marketing. Marketing yazdık. İdare etme var. İdare etme fakültesi. Bir de var sosyoloji. Ve bir de sosyoloji fakültelerinin olduğunu görürük. Her fakültede iki nefer tahsil alır. Bahar sosyoloji okuyor. Bu rahatlıkla değil. Bahar'ın sosyoloji okuyor. Bahar yazarak. Bahar'dan başka da bir nefer burada da tahsil alabilir. Akif ve Habil marketing lisansını okuyanlar olanlar değil. Akif ve Habil, bunlar da yazık bir kenarda. Cemile ve Elnur aynı fakülteler. Cemile ile Elnur aynı fakültelerdi. Akif ile Habil ise farklı fakültelerdi. Farklı. Cemre ile Elnur beraberlikte yazabiliriz bunlara. Aynı fakültede Akif'ten Habil farklı fakültelerde okuyorlar. Karlar okusak Bahar'ın sosyolojiyle olduğunu bilirik. Artık diğer hiç neye tapmaya ihtiyaç yoktu. Yukarıları yazıp mesela bir şeydi. Elini uzatmak olar. Artık diğerlerini yazmaya ihtiyaç yoktu. Yani bir tane burada D bendine baksak meselenin halli aydın olmuş olur. Yani bu hisseler yazarken bir gözünüz cevaplarda olsun. D bende bize deyir ki Cemile'nin kısası sosyologiyadır. Sosyologiyada artık bir nefer var. Bahar. Cemile de geldi bura. Cemile'nin Elnur'un kısası indi. Cemile de gelse, Cemile geldiği yere mutlaka Elnur da gelmelidir. Ya burada onda sosyologiyada 3 nefer olmuş olur. Bu da olmaz. Şartımıza ziddi. Şartımıza deyir ki her kısası Cemile 2 nefer. Fakültede Cemile 2 nefer okuyor. Demek ki Cemile'nin ihtisası sosyoloji olabilmez. Cemile orada okusa Elnur da orada okumalıdır. Onda Bahar'ın burada ne işi var? Ama evvelce de demiştik ki Bahar burada. Demek ki Cemile'nin Elnur buraya gelebilmez. Üçüncü nefer artık da Cemile her fakültede iki nefer okuyabilir. Uzatmaya meselelerinde çok kısaca elde var. Bu kadar sadece. Eyni hastanada həkim işleyen Vüqar, Musa, Kenan, Tural, Arif saat 08 ile 18.00 arasında her biri 2 saat olmakla nöbetçi oldular. Arif ve Tural birbirinin ardınca nöbetçi oldu. Yani Arif ve Tural birbirinin ardınca nöbetçi oldu. Arada geyikleyebiliriz. Arif, Tural birbirinin ardınca nöbetçidir. Vüqar Musa'dan evvel. Vüqar Musa'dan evvel olup nöbetçi. Musa burada olsa Vüqar olacak onun evvelde. Vüqar Musa'dan evvel. Tural'dan sonra nöbetçi oldu. Yine düz geldi. Yerine burada. Vüqar Musa'dan evvel. Tural'dan da sonra nöbetçi oldu. Kenan günün birinci yarısı nöbetçi olup. Kenan günün birinci yarısı. Yani 12.00'a kadar olan sefer nöbetçi olup. Günün birinci yarısında burada cemi iki nefer düşür sefer. Saat 8 ve 10'da olan nöbetçiler. 12'de olan nöbetçi artık günün ikinci yarısı. Yani Kenan'a getirerek lap yazar. Birinci yukarı yere. Günün birinci yarısı Kenan nöbetçi olmuş. Kenan. Şimdi ben yazı kadar aldım. Kenan da birinci yere yazdığında sonucu nöbetçi kim oldu? Tabii ki sonucu nöbetçi Musa oldu. Hatta Kenan ikinci yere yazsak bile hiç ne değişmez. Musa yine de sonucu olarak, nöbetçi olarak kalır. Doğru cevap S bendi. Geçen hafta nöbet 15. testimize.
15. sesler şekil halkalarının olan nöbet sesti. Figurlara ne kadar demişim yine tekrarlarım. Her defa tekrarlayacağım bundan sonra. Figur görende şekillere bir bir bakın. Hisse hisse. Hamsına birden bakmayın. Beyniniz karışacak cevap alabilmeyeceğiz. Mesela çünkü de burada kalan tekine başlayıp. Tek evvel buradaydı. Sonra hara gelip fikirleşirdik ki öz bir aşağısına gelip. Sonra buradaydı bir tane tuş aşağı. Bir tane tuş edeceğim bu tarafa. Gelip çıkıp bura. Nöbetinde belemin sağ diagramının ikisine doğru hareket edip nöbetinde gelip tek dayanmış olacak burada. Bir tanesini tapdılar. Buna bakalım. Evvel buradaydı. Sonra bir tane tuşu aşağı gelip bura. Sonra bir tane tuşu aşağı gelip bundan tuşu üst üste. Bir tane geleceği öz konuştuğuna olacak. Burada. Bu da ikincisi. Üçüncüsüne bakalım. Üçüncüsü evvel buradaydı. Sonra bir tane öz sağına gelip olup burada. Bu da bir daha aşağıya düşüp olup burada. Nöbeti düşeceği olacak burada. Kırmızıdan çektiğimiz hisseler olur bizim cevabımız. Bu şekilde cevap olanı bilinen seven doğru cevabı olmuş olur. 16. 16. sualımız lenti izleyerek. Figürün açılışını, düzgün açılışı bizden isteyir. Dikkat olun, bazen açılışı olmayan bizden isteyir. Orada mütlaka dikkatli olmak lazımdır. Karşı yüzlere göre cevap varyantlarının bir nişesini silmiyorlar. Mesela burada üç bucakla x, üç bucakla daire, dairenin x birbirine komşudular, karşı tarafları olabilmez. Yani karşı taraf demişken dairenin üç bucak. Bakın burada komşudular ama dairenin üç bucak. Burada karşı taraflar. Yani arada bir tanesi varsa demek karşı taraflar. Daha bende gelir. B bende baksa ikisinden kvadratın komşu olduğunu görüyor ama ikisinden kvadrat burada karşı taraflardı. B bende ona göre gelir. S bende üç bucakla x'in komşu olduğunu görüyor ama burada üç bucakla x karşı taraflardı. Bu da gelir. Diğer D ve Y'nin komşuya göre silmeyi olmuyor. Yani komşu karşı meselesine göre. Yani bu şekilde bir küp almalıyız artık. D bendini 180 derece fırlatsak tersine. D bendini 180 derece tersine fırlatsak. Ve tuturuk bunu kuyruğundan yavaş yavaş fırlatırız. 180 derece tam tersine. Tersine fırlatalım. Bu tamam olur baş yukarı. Başınızı çevirip de tersinden bakabilirsiniz. Ne baş verecek? Yukarıda olacak üç bucak eğinin burada bu şekildeki gibi. Yukarıda olacak üç bucak. Onun aşağısında olacak daire. Güzel. Yukarıda üç bucaktı. Aşağısında görsük dairedi. Bu burada sağ tarafta gördüğünüz x. Bunu böyle fırladığında keseceğiz sol tarafa. Bakın tutur öyle bir fırladarak böyle. Bu x de onunla beraber kesir sağ tarafı. Sağ tarafta olacak böyle bir x. Her şey buradakinden düz gelir. Yukarıda üç bucak, aşağısında daire. X sadece işler kör olur. X olur. Solda. Ama bizde sağda olmalıydı. Yani bu versiyonumuz geçti. D variantı sualın cevabı değil. Eğin bu şekli götürüp fırlatsak 180 derece tam tersi. Yine 3 bucak olacak yukarıda daire onun aşağısında. 3 bucak yukarıda daire onun aşağısında. Bu ikisi buradan silerek yani bu hisseler özünü doğrulur, ödüyor. Ve burada gördüğünüz bu x de fırlanıp sağa kesine göre x de olacak bunun sağ tarafında. Her geçen de bakın bizim şekildeymiş bir manzaramız aldı. 3 bucak yukarıda daire onun aşağısında x de olur onun sağ tarafında. Demek sualımızın doğru cevabı olur. Y bendi diye de sualın cevabı olur. 17. Elde şekil alakasının nöbet testi. Bu da maraklı bir sualdı. Baksana eğer burada 2 var, 4 var, 8 var, 16 var. Hamsi 2'ye hasildi. Bu 2. Figürümüz ilerler ki fırlan fırlan gelir. Her defede kanallardaki adetler densi hasıl olarak artır. 2'di 2'ye vurmuşuk 4. 4 2'ye vurmuşuk 8. Geleceğin nöbeti burası 8 2'ye vurundu olacak. 16. Bunun tayı tapıldı. 3'e baksa 3'tü. 3'e vurmuşuk 9. 10'u 3'e vuran da 27. 10'u da 3'e vuran da 81. Geride kaldı bir tanesi. 6. 4'e vurmuşuz 24. Burada 4'e vura vura gidiyor. 4'e vurmuşuz 96. 96'ın da yani 4'e vuracağı. 96 vur 4. Ne alınacaksa cevabı getirip yazacağı bura. İnanırım ki onu artık özünüz eleyebilirsiniz. Baktırmaya 2 sene nöbet sualımıza. 18. sual. Rahat bir tane kuldu. Sadece karşı tarafta silse cevabımız alınır. 3 tane öz görürük burada. Her üçü de komşu olmalı birbirinden. Karşı tarafler olmamalıydı. Komşuluğuna baksak burada 8 ile 2 mesela için karşı taraflerdi. Cevaplarda 8 ile 2 olabilmez. 4 ile 10 yazarak isteyiciler olarak daha rahat olsun bize tapmak. Yazar. Karşı tarafler hangi taraflerdi? Birinci de buradan görüyoruz 8-2. 8-2 aynı şekilde aynı anda görünebilmez.
Soru ikinci. 4 nano. 4 nano. En şekilde, en anda 4 nano. 4 volt. En anda aynı şekilde görünmez ve bir de 7 ile 1 olacak bizde. O da yazar. Buradan 7 ve bir de en anda aynı şekilde görünmezler. Tahta cevaplarımızı sekiz ile 2'nin aynı şekilde görünmediğini dedik. Mesela burada görürsünüz 8 ile 2 var. Onu silebiliriz. Sonra 4 ile 10 aynı şekilde görünebilmez dedik. A bende 4 ile 10 görünür. Sileriz. 1 ile 7 aynı şekilde görünebilmez dedik. Burada 1 ile 7 görünür. Sileriz. Sonra 4 ile 10 bayağı demiştik. Yine deyirik. Aynı şekilde görünür. Sileriz. Doğru cevabımız kalmış olan B bende. 8, 4, bir de 1 aynı anda aynı şekilde görünebilir. Biz de kesip getirelim bura. Bilirsiniz kesip getirebileceği artık bunu. Getirdik bura. Burada 1 kalmadı. 8, 4, 1 aynı anda konuş şekilde görünebilirler. 19. sualımız. Bu maraklı testlerden biriydi. Biraz şaşırtıcı olabilir. Karşı tarafı kesmeler görmek lazımdı. Gördüğünüz gibi burada ah ise sürüşerek, yani sürüşerek geçip karşı tarafa. Karşı tarafa olu bak. Figür burası formasını vereceğim. Sadece bunu sürüştürürsünüz böyle bu şekilde. Bu ise bakın burada gel çıkıp. Zolaklı sürüşüp geçip öz karşı tarafından. Kara sürüşüp geçip öz karşı tarafından. Meselemiz onun değil. Birinci figürün manası bu. Ulduz. Boyunuzlu ulduzun manası sürüştürmekti. İkinci ne iş görüp bu figürü, burada gördüğünüz figürü sadece eşlemeyip 45 derece 45 derece 45'ini de yazalım buraya. 45 derece sağ değerli bir sınavını döndürelim. Görürüz A buradaydı. Bela. Gel bunu onun üzerinde. Bu figüra onu tətbiq edelim. Birinci bu boyunuzlu uzunluğu tətbiq edelim. Yani karşı tarafı ikinci her biri geçirerek birinci onu tətbiq edelim. Oxlarımızı biraz düzeltelim. Bu bizim xətlərimiz. Ağ figür. Ağ figür. Geçecek karşı tarafa. Aklılara daha doğrusu burada da geçecek yukarı tarafa. Olacak burada. Bu bizim aklılarımız. Sonra zolaklı geçecek onun karşı tarafına. Burada aşağı tarafta olacak zolaklı ise. Zolaklı. Yukarı tarafı olacak tam kara. Biraz karaldı bunu. Diğer tarafta boz artık ise artık onlara ihtiyaç yoktu. Ve ikinci ameliyatımız da var burada. İkinci ameliyatımız 45 derece bu figürü tarafı fırlatmak idi. Yani daxındakiler tabii ki. Ağ biraz fırlanıp gelip çıkacak bu xəttin üstüne. Ağın yukarı tarafı xəttin üstünde olduğu cəmi bir tane variant var. Cəmi bir tane variant. O da A variantı. Sualımızın doğru cevabı A. Cədvəl verilib bizə. Alış ve satış kıymetleri belli. Baksanıza eğer burada 2000 ve 2001'cilerden danışlanacak. Yani cedvelin diğer satırları artık da sizin başınızı şişirtmek için. Bunları silebilirsiniz. Sadece alabı malumatlardı. Bunları silerik buradan. 2000 ve 2001'cilere baksak. Alış ve satış kıymetleri. Peki 2001. ilde 2000. ilde satıştan elde edilen ümumi meblağ. Baha göre 2000. ilde satıştan ümumi ne kadar meblağ elde olunur? 2000. yıl bu. Burada. Malın tonu, her tonu 6 milyon manata satılır. X ton malımız satılıpsa, X ton malımız satılıpsa, her tonda 6 milyon manatsa, onu 2'si vurarak 6'ya, demeli biz 2000. ilde, 2000. ilde satıştan X vurulsun 6 kadar gelir elde etmiş olarak, gelir yok daha doğrusu pul elde etmiş olarak ve bu pulla da, eyni pulla başka pulla yok. 2001. ilde 3000 ton 3000 ton məhsul almışıq. 2001. ilde məhsulun alış qiymətdə 5 milyon azın olub tonu. Yəni bunu da vurarıq 5'e. 3 milyon 3000 ton məhsul almışıq. Tonu da 5'ten olacaq 3000 vurulsun 5'e. Burada indi X'in qiymətini tapmaq lazımdır bizə. X tapsa 2005. ildə sattığım 2000. ildə sattığımız malın qiymətini tapmış olarıq. 6 ilə 3000 ixtisar aparır. Qalır 500. 500 ilə 5'e vuranda 2500 almış olur.
Növbətinin birinci sualımız növbət operatordur. Birinci tərəf saxlayırıq olduğu kimi 4. Üstünə gəlirik. İkinci tərəfin 4-ə vurulmuşunu. 4 vur. 6. Bərabər olur. Bilirsiniz yəqin də bunu. 28 ilə bərabər olur. Burada yazdığımız 4, buradakı 4 ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə bütün hamısını ikinci tərəfləri 4-ə vuracağıq. İkinci sətərə də eyni şey tətbiq edirik. 3 plus 3 plus 4, 4 vur 5'e. 4'ü 5'e vuranda 20, üstüne 3 gelende 23 alınmış olur. Növbəti ikinci sualımız. Tablo, rəssam. Sözlerin adını nəzərə almaq lazımdır. Rəssam tablo üzerinde işleyir. Tablonun üzerinde resmini çekir. Mermer, heykeltaraş. Heykeltaraş da mermer üzerinde işleyir. Doğru cevap olur. S-bəndi. 23. sual. Yuxarıda verilmiş şekilde tamaşa salonunda boş kalan yerler nömrələrlə göstermiştir. Bu yerlerde Ali Natiq, Fərid, Emin, Cəlil, Orxan ve Arif aşağıdaki şartlara uygun olarak əyləşmişdir. Məlumdur ki, Natiq Emin'den arxada əyləşib. Arxadaki yerdə əyləşmişdir. Sadəcə birinci şərtdən onu bilirik ki, Natiq Emin'den arxadaki yerdə əyləşib. Emin əyləşib. Onun arxasında Natiq var. Orxan Emin'den öndəki yerdə əyləşib. Orxan da olacaq Emin'den öndəki yerdə. Fərid isə Cəlil və Arif'in arasında əyləşmişdir. Bax görək bu Orxan Emin Natiq ara düzə bilər. 3 tane arda arda gələn yer ancaq bu sütunda görürsünüz. Deməli Orxan buradadır. Orxan burada. Emin buradadır. Natiq də buradadır. Bu yerləri yazdıq artıq. Fərd isə Cəlil və Arif'in arasında yerləşib. Demə onda Fərd olacaq. Burada başqa yer yoxdur. Arasında yerləşib deyirsə. Arif ilə Cəlil. Fərd yerləşib burada. Fərd deyir Arif ilə Cəlil'in arasında yerləşib. Deməli 5 və 7-ci yerlərdə 5 və 7-ci yerlərdə olacaq. Arif və Cəlil. Konkret hansının harda olduğunu demədiyinə görə Arif burada, Cəlil burada və yaxud tərsinə Cəlil burada, Arif burada əyləşə bilər. Bizdən sonra məşqin əsasən 7 nömrəli yerdə kim əyləşmişdir? 7 nömrəli yerdə Arif də əyləşə bilər, Cəlil də hər ikisi əyləşə bilər. Arif və yaxud Cəlil. Sualın doğru cavabı olursa deməli Cəlil və ya Arif. Keçid alaq növbəti 24-cü sualımıza. Suala gəl diqqətləsəz, görərsiz ki, ümumiyyətlə 4 hissəni bir-birinə birləşdirmək lazımdır. Kvadrat almalıyıq. Və hissələrdən biri hansısa artıq qalmalıdır. Suala baxanda ilə müəyyən qədər həllini görmək olur. Əgər baxsanız görərsiniz ki, bu hissə böyük bir bucağın bir hissəsi var. Bu hissə bu hissənin üzərinə gəlib düşə bilər. Biz bunu çəkək bunun üzərində. Xəttimizi biraz düzəldək. Düz xəttlə çəkək. Daha nisbətən səliqəli almış olur. Bu fiqurun burası. Bu da bu hissəsi. Fiqurumuzun birini tamamladık. Həm bu gördünüz buradaki üst bucaqdır. Bu üst bucağı gətirdik, çəkdik bura. Bunun üstündən artıq xətt çəkə bilərik. Digər üst bucağımızı bu üst bucağımızı da gətirib bura çəkə bilərik. Bunun bu hissəsindən çəkə bilərik. Bu bunun bu hissəsi. Bu da bunun burası. Gördünüz həmin bu dörd üst bucağıdır. Bunun üstündən xətt çəkə bilərik. Var artıq getdi. Təbii ki, bu iki dənə düz bucağını da gətirib bir-birinin yanına qoyarsaq, bunu biraz fırladıb dikəldi, bir-birinin yanına qoysaq, kvadrat alacaq və nəticədə üçüncü fiqurumuz artıq qalmış olur. Yəni sualımızın cavabı üçüncü fiqur olmuş olur. Doğru cavab B3. 25-ci sualımız. Qanunun müəyyəni və sual əvəzinə uyğun olan variantı bizdən tapmağımızı istəyir. Sualda bizə köməkçi versiya da var. Kömək nədən ibarətdir? 3, 5, 7-dən 5 alacağıq. Bax görək necə alırıq. Birinci əmrəhatdan başlayaq. 3, 5 və 7-ni cəmləyək. 3, 5, 7-ni cəmləyəndə bizə nə verir? 3, 5, 8, bu da 7. Cəm bizə 15 verir. 15-dən 5-i müxtəlif üsullarla almaq olar. Məsələn, çap ölməklə falan bir neçə üsul yoxlaya bilərsiniz. Nəhayətində görəcəksiniz ki, və aldığımız hamısı bütün sətirlər bilinməlidir. Nəhayətində görəcəksiniz ki, bunun elə həlli 15-in rəqəmlərini bir-birinə vurmaqdır. 1 5-ə vuranda 5 alınır. Buradakı 5-i almış oldu. Məşhur metodlardan biridir. Ədədlərin rəqəmlərinin birini hasilini tapırıq. İkinci sırada bu üsulumuzu yoxlayaq. İkinci sıramızda
2, 4, 10, 12'nin birbirine alacağım diye. 6 üstüne 12 geldiğinde 18 alınır. Ben hayat 18'in rakamlarını birbirine vuranda bize 8 vermiş olur. Yani bütün sıralarda diyor. Siz bunun sonucunu setre tetmikleyeceksiniz. 8, 6 bize verir 14. 14'ün üstüne 1, 11 geleneğinde 25 eleyin. 25'in de rakamlarının hasılı bize 10 vermiş olacak. Şu an doğru cevabı A bende. Nöbet 26. sual. Talebelerin bazıları bu sual deyirler. Ekranda film nümayişi olmadığı kimi rafta kitap olur, çerçevede portret olur. Ama bir manalı şekilde sualın cevabı yani en uygun varyant olarak ekranda en mantıklısı ekranda film nümayişi olunur. Sahnede ise tamaşa gösterdiği sualın doğru cevabı G. 27. sual. Sözlerin azlığı nazar almalı ki yine teyare pilot tarafından idare olunur. Orkestr ise orkestrin dirijör tarafından idare olunur. 28. sual. Verilen siteler birleşmesinden alınan figürü tapmalıyı. Tapak verilen siteler birleşmesinden alınan figürü. Kalemimizi götürek. Basılı eğer bu şekiller hansının içine yerleştirmiyorlar. Mesela bu hissəni veyahut bu hissəni birinci başlığa yerleştirmeye. Hele buradan başlayalım. Bu hissəni getirip bura çekebiliriz. Gördüğünüz həmin bu figürü yerləşdirib bura. Bu figürün artıq üstündən xətt çəkək ki, bilək ki, bunu yerləşdirmişik. Aşağı, bunun aşağı hissəsində bu kvadratı gətirib yerləşdirə bilərik. Burada gördüyünüz qalan yerə yerləşdirək kvadratı. Burası zəhrə oldu ama ifi yox. Ha, düzəldi. Kvadratı artıq yerləşdirdik, kvadratı yoxdur. Sonra bu trapeziyanı gətirək yerləşdirək bura aşağı hissəyə. Trapeziyamız. Gördüğünüz gibi trapezi bu aşağıdaki hissedədir. Bu figür üstü ilə yuxarıda kalan figürdür. A cevabı, bu sualın doğru cevabı oldu. Eğer alınmasa, keçib digər figürlerin içerisinde yerleştirə bilərdik. Hansında alınırsa sualımızın doğru cevabı həmin figür olmuş olur. Növbəti suallarımıza baxaq. A diye ve X dostları 35, 34, 33, 20, 30 ve 28 yaşlarındadır. Onlar həkim, mühendis, pedagog, iqtisadçı ve sosioloqdur. Yaşlar aralığı şeklinde verilir. B, D'den kiçik, A'dan ise böyüktür. B şəxsi D'den kiçikdir. A'dan ise böyüktür. Bu böyüktür, kiçik işarelerini yazmak olur ama çaşdırır adam sonra. Bunu kalırsınız. Ya, taraf hansı böyük, hansı kiçikdir. Ama yukarı aşağı yazılır rahat. Yukarılara böyükleri yazırsınız, aşağılar ise kiçikleri. Çok rahat şekilde sualların cevabını tapabilirsiniz. Bu tür sual gören ki, ümumiyyətlə, dərhal cədvələ çəkməyə başlamayın. Bir çoxunda hiç cədvələ ihtiyac olmur. Xüsusilə belə yaşı böyükdür, kiçikdir. Həm yarışda maneə keçirlər. Bu tip suallarda rahatlıkla cədvəlsiz sualı həll etmək olar. A nə 35 nə də 34 yaşındadır. Yəni 35-34 burada ən böyük yaşlardır. Onu da görür ki, A nə 35 nə də 34 yaşlarında olmayacaq. Bu şərt ümumiyyətlə artıq və mənasız şərtdir. Olmasa belə sualı həll etmək olar. Nə ə, nə də x A'dan böyük deyil. Deməli, həm x, həm də ə, həm ə, həm də x A'dan kiçikdirlər. A'dan böyük olmadıqlarını bizə deyir bunlar. Sonra şərt də deyir ki, x yaşca ən kiçik olan da deyil. Yaşca ən kiçik olan x deyilsə, avtomatik olaraq yaşca ən kiçik olan olacaq ə. Bunların yerini biz dəyişə bilərik. X yaşca ən kiçik olan olmadığına görə, yaşca ən kiçik olan avtomatik olacaq ə. Artıq yaşları düzə bilərik. Ən 28 yaşı var. 28. Sonra nispeten böyük 30 yaşında olan X'ti. 30 yaş bunun var. A'nın yaşı 30 üstü. B'nin yaşı 34. D'nin de yaşı 35 olmuş olacak. İhtisaslar da buna uygun devam edip tapma olar. Mesela X yaşta en küçük olan da değil. Hekim olan ne E ne de D'dir. Bu şekilde şartlar yazıp ihtisaslar tapma olar. Ancak buna göre eğer cevaplar tapabilirse bundan bize diğerlerini yazmaya ihtiyaç yoktur. Bana göre yaşlar bu harcılıkla bu formada hansı variantlarda verilir? Eğer tek bir variant ise diğerine artık ihtiyaç olmuş. D'nin 35 yaş olduğunu görür. D'nin 35 yaşı var. A bende D'nin 28 yaş olduğunu gösterir bize. S bende D'nin 34 yaş olduğunu gösterir. Ama biz biliriz ki D'nin 35 yaş var. Diğer variantlarda elde D'nin 35 yaş olduğunu görmüş olurum. Sonra 34 yaş B'ye verilip
Benim 34 yaşı var. Benim burada 30 yaş olduğunu görürük, bu cevap olmayacak. Sonra benim burada 33 yaş olduğunu görürük. Bu da cevap olmayacak. Benim 34 yaş olmadı. Doğru cevap birine kalır. B bendi. Tek yaşlar cevap taptı. İstatlar artık ihtiyaç kalmadı. İhtiyaç kalsa onları mesela şartını tapabilirdik. Kanalımı beğendim ve ulduz evazına, sol evazına uygulama variantı seçin. Seçeyim variantı. Yukarıdan aşağıya doğru baksak, burada değişen tek şey var. O daxildeki xətlərin qırıla-qırıla gitmesi. Baxın, bu xət qırılıb növbəsində yoxdur. Bundan aşağıdaki iki tane bu xət qırılıb yoxdur. Digərlərində həmin şərtlər ödənmiş olur. Burada indi birinciden ikinci iki tane bu xət qırılıb. Yoxdur, görürsünüz, yoxdur burada. Bundan sonra iki tane bu xət qırılacaq. Qalacaq daxilində belə bir xət. Bundan qıraq yoxdur bu xət. Belə bir xət qalmış olacaq. Aşağısı da belə düzdür. Görürsünüz, belə düz qalmalıdır. Ve bende aşağı ödənmiş şərti. A bende ümumiyyətlə tamam fərqli figurdur. Bunların hamısının aşağısı düzdür. Ancaq yuxarıdan aşağı belə qarmaq kimi əyrisi olan bunu da ödəmir. Bunu da ödəmir. Sualın doğru cavabı olmuş olur. Y bəndi. Vulkan lava püskürür. Qeyzer isə su püskürür. Bəziləri iddia edirlər digər cavablara. Ancaq diqqətli olmaq lazımdır. Tam məntiq tapmaq lazımdır. Məsəl üçün, buzlaqda iceberg var. Nə olsun ki, səhrada da qum var. Yəni, bunlar demək olar düz cavab çıxır. Mağarada suxur var. Yəni, o məntiqdən yanaşsaq, 3 tane, 4 tane cavabı düz çıxarmaq olur. Ancaq vulkan lava püskürür. Vulkanın püskürdüyü lavadır. Qeyzerin püskürdüyü isə su. İsti su püskürür Qeyzer. Növbəti şəklimiz. Burada da bir şəkil arıcılığıdır. Şəkillər bir baxaraq cavab rahatlıqla tapmaq olar. Birinci aşağıdakı bundan başlayalım. Qarabağ buradaydı. Sonra keçib öz qarşısından yəni bura. Baxın buradadır artıq. Sonra bir dənə yuxarı gedəcək, qara olacaq. Gəlib keçib bura. Gördüyünüz kimi bir dənə yuxarı keçib gəlib vurur bura. Sonra növbəti şəkildə bir dənə yuxarı keçəcək, qara buranı tutacaq. Bu qara gəlib yuxarı künclərdən birini tutmuş olur. Bax görək elə neçə dənə şəkildə. Bura məsəl üçün həmin yer ağdır, qara deyil. Burada məsəl üçün həmin yer ağdır, qara deyil. Burada da həmin yer ağdır, qara deyil. Qaldı iki dənə variant arasında. Digər fiqura baxaq. Bu fiqura baxaq məsəl üçün. Əvvəl buradaydı. Sonra bir dənə ikinci aşağıya düşüb bura. Üstünə yazdığımız B sadəcə işarədir. Yəni heç bir mənası yoxdur. Digər şərdən fərqlənmir. Sonra keçəcək bura öz qonşusuna. Gəlib bura. Gördüyünüz kimi. Bir dənə gələcək olacaq burada. Buranı da qaralayaq. Aşağı künc qara olmalıdır. Baxın aşağı künc ağdır. D variantı cavab olmayacaq. A variantı olur. Sualın doğru cavabı. Qatlanmış rəngli kağızda kəsilərdir. Fikrən kağızı açın və uyğun olan variantı seçin. Seçək fiquru. Əvvəlcə bu küncdən götürülmüş kağızı. Yuxarısından aşağıya doğru qatlanmışıq. Baxın, qatlanıb vəziyyət. Sonra bu küncü baba buradan götürmüşük. Yuxarı hissəni qatlanmışıq aşağıya doğru. Bu künc gəlib çıxıb bu küncün üstünə. Təbii ki, kəsik varsa, bu küncdə kəsik varsa, yuxarı küncə də həmin kəsik qalxacaq. Çünki yuxarı künc kəsilib qatlanıb gəlib bura. B variantında yuxarı küncdə həmin kəsiyi görmürük. B variantında ona görə silirik gedir. Sonra bu aşağı qatlanmış şəkildə yuxarı asılanda burada edilmiş deşikləri üçbucaq və nöqtənin üzrə yuxarıya doğru da qaldıracaq. A bəndinə baxın burada var amma yuxarıya doğru onu heç nə qaldırmıyor. Buralar boşdur. A bəndinə ona görə silirik gedir. Sonra S variantına baxsaq, ümumiyyətlə güzgü əksində simmetriyada qatlanmada yaxın-yaxına gedir uzaq-uzaq. Burada baxırıq ki, bu iki dənə nöqtəmiz xəttə yaxındır. Xəttə yaxın olduqlarını görürük. Demək burada da o nöqtələr xəttə yaxın olmalıdır. Yəni içəri üstə olmalıdır. Belə qatlayana da belə görsənir. Bu üçtən qatlayın, bu üçtən üzərinə nöqtələr görəcəksiniz ki, çöl tərəfdir. Buralarda bir yerdə qalacaq yuxarıdan gələn nöqtələr. Bunlarla üstə düşməyəcək. Simetriklik pozulduğuna görə C variantı cavab deyil. Qalır iki dənə variantın arasında D və Y. Yeganə fiqurun fərqli hissələri var. O da buradır. O bu hissələr. Bəziləri bir çox hətta bu hissəni görmür belə. Biraz diqqətli olsanız görərsiniz. O qədər də mürəkkəb bir şey deyil. Diqqətlə isək, bu hissələri də biraz uzatsaq, məsəl üçün bunun davamını gətirsək, uzanacaq gələcək belə, bu da gələcək belə. Onlar qatlananda üst üstə düşmürlər, tamam başqa-başqa tərəflərə gedirlər. Ancaq bunların uzantılarını çəkmiş olsaq, baxın tam olaraq üst üstə düşürlər. Əgər biz bu fiqurları qatlasaq, bu qatlansa xəyalən də görmək olur. Bunu götürüb çəkib bunun üzərinə birləşdirəsi olsaq, bu nöqtələr, burada gördüyünüz nöqtələr, burada gördüğünüz nöqtələrlə üst üstə düşür. Üst bucaqlar üst bucaqlarla bu kəsik də bu kəsikdən üst üstə düşmüş olur. 34. sual da maraqlı sualdır. İlk baxışdan elə görsənir ki, sualın doğru cavabı deyil. Niyə belə düşünülür? Çünki bu hissələr, baxın, gəlib birləşib ortadakı hissəyə.
alınıp belə pürülür. Bu filtrelerde götürüp plastik kare S'deki şekil alınır. Ancak dikkatli olun. Burada bu figürler ne kadar filanır? 45 derece. Bura bak, 45 derece olarak. 45 derece filanırlar bu şekilde alınır. Şimdi bunlar da biz 45 derece bu tarafı fırlatsak. Hem bunu hem de bunu 45 derece fırlatsak. Ne alacağız? 90 derece 45 derece fırlatsak. A variantındaki şekil alınmış olur. Biraz bu dikelir, biraz da bu dikelir. Sual doğru cevap olur. A bende. Dikkatli olmak lazım sadece. Sualımız. 35. sual. 35. sualda bu figürlerin her birinin daxilinde olan hissəni kəsib burada bize gösterirler. Bakın bu hissedir. Bu hissə, sonra bura. Her üç figurun ortak hissəsidir. Hamısının daxilinde olmuş olan hissə. Budur ve budur. Görürsünüz bir şekilde burada. Biraz sergisi olabilir ama siz buna fikir verin. Siz de bunun için de kalemden çekirsiniz. Her üçünün ortak olan hisselerini. Bu hissedir. Bu hissedir böyle gelir. Belə oval kimi bir hissə var burada. Ve bir de bu üç bucaq. Üç bucaq formalı bir şey. Düz olsa daha da görünür cevap. Böyle görsənler. Bakın bu hissə dairevi bir şey oldu. Dairenin kəsiyi oldu. Burada görsünüz düppə düzdür. A variantında cevap olabilməz yani. Bu yuxarı tarafı şüşdür yani. Bunun kimi değil. C variantında cevap olabilməz. D variantında ümumiyyətlə oval olan hissəsi yoxdur. D variantında cevap olabilməz. E variantında bu hissəsinə baxın düppə düz gəlir. Orada baxın bu hissə düppə düz deyil. Çap formadadır. Ona göre sualın doğru cevabı olur. B bəndi. Qanun olmayan ve sual işarəsinin əvəzinə uyğun olan variantı tapmalıyıq biz. Burada baxıq görək necədir ardıcıllığın məntiqi. -74'ün üzerine 16 gelerek. Alınacak 90. Sonra 92'ye bölerek. Alınacak 45. Ben ayet 45'ten 3 çıkarır. Gördüğünüz bu ameliyatlar arzulu olarak tekrar olma gelir. Arzulu olarak. Plus 16 bölü 2 minus 3. Plus 16 bölü 2 minus 3. Diğerlerini boşanıyorum. Bakın 2'nin son 6 elde 8. 2'ye bölü 29. Minus 3 26 aldım. Burada hemçinin plus 16. 42'ye bölü 21. 21'den 3 çıkanda bize verecek 18. Üstüne de 16 gelecek. Nöbet ameliyatımız 16 gelme olduğuna göre. Buradaki ameliyat 16 olduğuna göre. Bu da cevap 34. Cevabımız olur 18-34. Sualın B bende. Her ters arası bozulmuş 5 sözden 4 arasında mentik alakı var. Farklı sözü tapın. A variantı yılas. B variantı heyva. D variantı banan. G variantı göyem. C variantı meyve. Hamısı meyvenin növleridir. Meyveler de hamısı. C variantındaki sözün ise özü meyvedir. Yani bu meyve növü değil. Farklı cevap olur. C. 38. sualımıza baksak. Burada da şekillere bir baksak. Cevabı rahatlıkla tapa bilərik. Aha, birinci başlayalım. Bu x'den. X evvel yuxarı künclədir. Gəlin aşağı küncə baxın belə. Ancaq künclərdə hərəkət edir. Sonra növbəti hərəkət istiqamətini saxlayır. Gələcək bu küncə. Gəlib gördüyünüz kimi növbəti küncdə qalxacaq. Yuxarıdakı küncdə olmalıdır x'imiz. X'imizin yuxarı künclü olduğu bu cavab deyil, bu cavab deyil, bu cavab deyil. İki dənə cavab qalmış olur. Baxaq hər hansı birinin hərəkətində. Məsəl üçün bu dairənin hərəkətində. Əvvəl buradaydı. Sonra bir dənə qalxıb olub burada. Sonra bir dənə qalxıb yuxarı olub burada. Sonra da qalxıb da yuxarı künclü olacaq. Aldatdı biz dairə. Çünki hər ikisində yuxarı künclüdədir. Yəni bizə heç bir kömək etmədi. Kvadrata baxsaq bir-bir hər dəfə görün aşağı düşür. Əvvəl buradaydı. Sonra bir dama düşüb aşağıya. Sonra bir dama düşüb aşağıya. Sonra da bir dama düşəcək aşağı. Lap alınacaq burada. Birinciden sonra ikinci. Burada üçüncüdür. S bəndisidir. Doğru cevabımız olur. D bəndi. 39. Qanun müəyyəndir və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Müəyyənliyə qanun uyğunluğu. Şəklə baxsaq əgər xarici hissənin bu istiqaməti, o belə bu şəkildə çevrilə-çevrilə getdiyini görürük. Əvvəl qara nöqtə buradaydı, birdən gəlib bura. Ümumi fiqur fırlanıb qara nöqtə ilə bərabər.
Fırlanıp gel olup burada. Bir tane fırlanıp gel burada. Bir tane fırlanıp nasıl olacak? İşte sonucu lazım. Kara nokta buradaydı. Nöbetinde bile fırlanacak bütün bu haricindeki figür. Gelecek kara nokta çıkacak. Buraya bakın buradaydı. Nöbetinde bile fırlanacak. Biraz da fırlanacak. Olacak bile bir vaziyet. Bunu fırlattı. Kalktı yukarıya. Bu yukarı kalktığına göre bu da otomatik olarak aşağıya düştü. Bir sesini de aptal. Artık buna göre cevapları silebiliriz. C variantı gelir farklı formaya malik olduğuna göre. Y variantı, D variantı gelir. Kalır birbirinden çok oxşayan iki tane variant. A ve Y. Fark nedir? Daxildeki figurda. Daxildeki figuru her defa bütün sağa doğru fırlatmışım. Her defa. Bakın bunu sağa doğru fırladığında qara gelecek. Daxildeki figuru sağa doğru fırladığında qara indi sağda gelip aşağıya. Sonra aşağıdan da gelip sol tarafa. Burada da həmçinin. Bu figuru kulağından tutup 90-90 fırladırıq. Bir tane 90 fırlatmışıq. Alınıb bu. Bir tane 90 fırlatsaq bu qara hissə kütlə gələcək aşağıya. Görüb burada hamısında qara kütlə aşağıya doğru. Ancaq bu da belə qalxanda baxın bu hissə yuxarıya doğru qalxanda bunun aşağı hissəsi qara olacaq, yuxarı hissəsi ağ olacaq. Aşağı hissəsi qara, yuxarı hissəsi ağ eyni B variantındakı kimi. 40 da 40 rahat bir sualdır 40-cı sualımızda. Sadəcə burada evet rəqəmlərin yeri dəyişir. Bana göre yuxarıdakından bu ədədi necə keçdi? Axırdakı ikini sadəcə, axırdakı ikini. Axırda gördüyümüz iki gəlib əvvələ çıxıb. Burada ikinci də eyni şey öyrənir mi? Sonda gördüyümüz bir gəlib çıxıb əvvələ olub 137. Burada da sonda gördüyümüz 8 gəlib çıxacaq əvvələ. Olacaq 862. 8, 6, 2. Sualın cavabı olur 862. Sevəndim. 41B'den sözler arasında məntiq əlaqəyə görə aşağıdakı arzılığı tapmaq lazımdır. Gövdə ağacda olur, ağac da meşədə yerləşir. Tutsalın doğru cevabı sevəndidir. Söz cümlədə olur, cümlədə mətnində yerləşmiş olur. Digər cavabların hamısı səhvdir. Rahatlıqla bu nəticəyə gələ bilərsiniz. 42. Yenə bir anagramdır. Hərflər sırası pozulmuş sözlər bərpa edirik və fərqli söz tapırıq. A bəndi Univermaq. B bəndi institut, akademiya, D bəndi laboratoriya, Y bəndi universitet. Y bəndəki universitet. Hamısı təhsil ocağıdır. Bir də A bəndi Univermaq. Bunlardan fərqlənir. Sualın doğru cavabı A. 2-ci vaxt növbəti testlərimizə. 43-cü testimizə. Sərnişin nəqliyyat şirkətinə məxsus 5 avtobus həftəlik iş günləri bazar ertəsi cümə günü, bazar ertəsi cümə günü, yəni burada hansı günlərimiz var bizim? Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün və beşinci gün. Avtomobillər hər biri heç olmasa bir gün yola çıxacaq. Avtobusların heç bir 3 arzı gün, məsəl üçün 1, 2, 3, 3, 4, 5 yola çıxa bilməz və yaxud 2, 3, 4 yola çıxa bilməz. 3 gün arzı yola çıxa bilməzlər. S cümə axşamı və cümə günləri yola çıxır. S cümə axşamı. Cümə axşamı. Və cümə günləri yola çıxır. S-in bütün yola çıxma günləri bəllidir. Q yola çıxan gün P çıxmamalıdır. Q-nun P-nin ziddiyyəti var. Bunlar nəzərə almaqla tərtib olunan iş qrafiğine göre Q 4 həftədə 4 gün yola çıxıbsa, həftədə 4 gün yola çıxıbsa demək o 3-cü gün yola çıxmıyor. 3-cü gün yola çıxsa avtomatik olaraq digərlərin hansısa biri ilə üstə düşmüş olacaq 4 dənə variantlar. Yəni Q 3-cü gün olsa 4 gündə yola çıxdığına görə 1, 2, 3, 4 olmalıdır və yaxud 2, 3, 4, 5 olmalıdır avtomatik olaraq qonşu düşmüş olur digərlərlə. Yəni qarışıq düşmüş olur. Ardıcıl 3 gün yola çıxmış olur daha doğrusu. 2 olacaq 1'de 2'de, 1'de 3'de, 4'de. Sonra məsələn şərtində demiş ki, Q yola çıxan gün P yola çıxmamalıdır. Nə 1, nə 2, nə 4, nə 5'de P yola çıxa bilməyəcək. P ancaq 3'de yola çıxa bilər. 3'de yola çıxanlardan bir P'dir. 3'de Q ile S yola çıkabilmez. Ne Q ne de S. Çünkü Q 4 gün yola çıkmaya çıkıp artık. S de yalnız 4-5 yola çıkmaya artık çıkıp. Q S olan variantları silerek. Q var. Q var. Sonra S var. Ve bir de S bandında
RT yazdıb, ama P olsa bunlardan biri daha yaxşı olardı. Yəni biraz diqqətlə baxmaq lazım bu suala. Çünki RT burada ola bilməz. Çünki onlardan biri, üçdəkilərdən birinin artıq P olduğunu görürük. RT variantı nasıl P mütləq olmalıdır. Sual doğru cevap olur. B. 44. sual yenə vərəqdə olmuş kəsiklərin açılmasıdır. Baxın bu sağ sol tərəfdə küncdədir belə bir şəkil. Buna birinci cavablarda axtaraq bəzi cavablarda bu şəkil olmayacaq və o cavablarla birbaşa izləyəcək. Məsələn, Yunan bayrağına baxın. Bu şəkilə baxın, aşağı tərəfdə dayanan şəkilə və burada aşağı dayanan şəkilə baxın. Üç bucaq orada yuxarıdaydı. Burada aşağıda A variantı cavab ola bilməz, mümkün deyil. A variantı dərhal silirik. Sonra B variantına baxaq. B variantında bu hissələrdə hər şey qaydasında kimi görünür. S variantındakı A'daki problemdir. Üç bucaq burada yuxarıdaydı, qarada burada aşağıdaydı. S variantı buna görə gedir. Sonra D variantı ve E variantında bu hisselerde hiçbir problem yoktu. Bu hisseler gayesindedir. Açılışına bakası olsa, bakın burada bunun açık tarafı üç bucağının kvadratın birleşiği olan hissesinin açık tarafı şöyle tarafı, yani figurun daxiline taraf değil, figurun haricinde tarafı. Ama onun yakınlığındaki figura bakın, bu bunun açılışıdır. Onun yakınındaki figurun hissesi ise daxili tərəfdə olmaz. Bu əgər xarici tərəfdirsə, bu da xarici tərəf olmalı. Sualın doğru cavabı D deyil, ancaq E-də hər şey uyğun gəlir və hər şey tam olaraq üstə düşür. Buna görə sualın doğru cavabı olmuş olur. Y bəndi. Hər şey üstə düşür mü həqiqətən? Xeyr, düşmür. C-də də hər şey üstə düşmür, çünki Y-yə əgər diqqətləsək, baxırıq ki, burada 3 bucağın üstünə gəlib kvadrat çıxmış olur. Hətta həm də o xarici daxil məsələsi dediyimiz, burada xarici olan burada gəlib daxil ola bilməz. Hər ikisi xarici olmalıdır. B variantı qalırmış elədik. B variantına baxsaq, B variantında həqiqətən hər şey, yəni qatlayanda da bükəndə də hər şey tam olaraq uyğun gəlir. Yəni B variantında heç bir problem yoxdur. Sual doğru cavab olacaq B. 45-ci sual, bu sual da maraqlı bir sualdır. Burada gördüğünüz dairənin içindəki ədədləri 48 ilə 43-ü bir-birinə topluyuruq. Toplayaq bir kənarda bir yerdə. 48 plus 43. Nəticəmiz olacaq 91. 48 ilə 43-ü topladıq. Nəticəmiz olur 91. Xaricdəki ədəd almaq üçün onların hasilini taparıq. 9 vurulsun 1-ə. Daxildəki ədəd tapmaq üçün onların cəmini taparıq. 9 plus 1 bizə 10 vermiş olur. Hamısını bu qayda ilə tapa tapa gedə bilərsiniz. Növbəti sualımız 46-cı sual. Məntiq açıq tipli suallardır bunlar. Burada başlayaq sualı həlləməyə. Əvvəlcə sətir və sütunların ümumiyyətlə burada gördüğünüz kimi A'nın C'nin cəminin 16 olduğunu görürük. Bitiriklərimizi qeyd edək bir kənardan. A plus A plus C 16'ya bərabərdir. Digər tərəfdə A'nın B'nin cəminin A və B'nin cəminin C plus 4 olduğunu görürük. A plus B bərabərdir C plus 4. Diğer tarafta B ile C'nin cəminin 2A plus 1 olduğunu gördük. B plus C beraberdi. 2A plus 1 olduğunu gördük. Birinci sətrimizi yerinde saxlayıq. İkinci sətrimizi, üçüncü sətrə baxaq. Birinci sətrimizde A ve C dəyişənlər var ancaq. A ve C. 2 ile üstü A da var, C da var, B da var. Buradan B'leri yoxa çıxarsa ancaq A, C qalacaq. Ondan sonra ötənliyimizi yuxarıdaki tənliyə bərabər rahatlıqla həll edə bilərik. Necə yoxa çıxararaq bunları? Ya əvəzləməkdən beynə əvəzləyərik buradan, ya da bu tənlikləri tərəf-tərəfə çıxarıq. Tərəf-tərəfə çıxaq ilə birinci tənlikdən gördüyünüz bu tənlikdən ikinci tənliyi tərəf-tərəfə çıxaq. Çıxarkən nə baş verəcək? Buradakı B ilə buradakı B gedəcək. Yuxarıda qalacaq tənliyin bir tərəfində A. A qalacaq buradan da. Yuxarıdakı B ilə bu B gedəcək. A ikinci tənliyi çıxdığımıza görə olacaq. A çıxsın. Bərabərliyin ikinci tərəfində birbirinə çıxaq. C var burada olacaq. C çıxılsın. 2A
A C'den 2 anlaşılır. 4'ten de 1 çıkanda 3 kalacak tabii ki. 3 yazmış olarak. C'ler bir tarafa A'lar bir tarafa yığabilir. Veyahut da iki olarak da C'ler bir tarafa yığa. Aha yazdı. Burada C'nin diğer tarafa geçirende müsbet C gelecek bir olacak menfi C. Menfi 2 C alır burada. O da beraber de A da bir tarafa geçirende olacak. Menfi 3 A. Bir daha buradan yer. İkisi de burada var. Menfi 3 A. Plus 3 A. Bu ifadenin artık almış olduğu A plus C'den A plus C'den A'nı veyahut C'nin tabi getirip yerine koysak C'nin tabi sayıda C beraber olur 16 çıkılsın A'ya. C beraber de 16 çıkılsın A'ya. Getirip bunu da yerine yazı. Menfi 2 C'nin yerine yazdırıp 16 çıkılsın A. 16 çıkılsın A. Beraber de menfi 3 A. Plus 3. Mötarizanın vurması olacak menfi 32. Plus A. Beraber de menfi 3. 3'den plus 2 A. Peki mötarizanın karşısında 2 var 2'ye vurur. Menfi 2'ye daha doğrusu. Menfi 3 A. Plus 3. Devam edersek. A'lar bir tarafa gidiyor. 2A burada var. 3A da buradan yazıyor olacak. 5A. Beraber de 32'ne bu tarafa gitse 32'ne 3 toplanacak olacak 35. A beraber de 7 almış olarak. A'nın 7 olduğunu bilirse A'nın 7 olduğunu bilirse A'nın yerine burada 7 yazsa 16'dan 7 çıkanda 16'dan 7 çıkarırsa ise bize verecek 9. A beraber de 7. S beraber de 9 almış olarak. Diğer istenilen birini yerine koyup B'ni taparız. A'nın yerine 7 yazacağız bura. Bura A'nın yerine 7. S'nin yerine 9 yazarız. 9. 9, 4, 13. 13'ten de 7 çıkanda B'nin 6 olduğunu taparız. Veyahut da 9'un 4. cem 13. 7'nin üstüne 6 yanında 13 eliyiz. B de beraber de 6 olduğunu tapmış olduk. Neyse sual işaresini. Sual işaresi B ile S'nin cemidi. B ile S'nin cemi de burada var. İkinci seferden hesaplayabilirdik. Sual işaresi B ile S'nin cemi bize sual işaresini verir. B ile S'nin cemi 2A plus 1'di. A'mızın 7'de olduğunu görürük. 2 defa 7, 14 üstüne 1 geldi. 15 verir bize. Sual işaresinin yerinde burada olacak. 15. Geçil alın nöbet sualımızı A, B'ni B'ye vuran da ahır 9'dan biten bir adet alınır. 9'dan biten adetler ahır 9'dan ya 3 3'tü ya da 7 ile 7'di. 3'ü yazsak diğer taraflarını düzeltme olmur. Yani diğer adetler alınmır. A'lar düz alınmır burada. Ona göre soğan yani 3 yazmış olsa yani alınmıyor artık. Ona göre baktığı bir başa 7 yazar. Bak. 7. 7. 7 defa 7 49 4 yadda kalır. 7'nin hangisi de vurup üstüne hem o 4 gelse yine hem de adetlerin özü onlar. Yani 1 olsa yani 17'nin 7'ye vuran da 119 alınır. İkinci tarafta düzeltelim. Artık B'nin 7, A'nın 1 olduğunu 1, A'nın yerine 1 yazarız. 1, A'nın da bir yerine 1 yazarız. 10 neçen ise S'ye vuran da ahırda bile D'de alınan adetler alınır. Eğer yoklasa hem adetler bu 18'di. 18'i 8'e vursak 64. 18, 8, 64, 8 defa 1, 8. Ve hem altını geldiğinde 134 ile olur. Bunu yazıp bile yoklayıp tamamen rahatlıkla. A'nın B'nin kıymetleri var artık bizde. A'nın B 1 plus 7, yani 8 ile bir başa yazı. 8'i vuracak S'nin kıymetine vururuz. A'nın B'nin cemi 8. O da vuracak S'nin kıymetine. S'nin kıymeti 8'i. 8 vur 8 olacak 64. Ne gelecek? Yine S'nin cemi. D 4'tü. S de 8'di. 12'ni vuracak A'ya. Yani de 1'e. Bu da beraber de 64 üstüne 12 geldiğinde cevabımız olur 76. Geçelim nöbeti 48. sorumuza. 4
Şu kardeşim yaşlar zem 60'tır. Kardeşlerim yaşlar zem X. Y. Z. Ben de Charlie. Beraber de 60'ım. Şerh ikinci sesinde diyor ki ikinci kardeşin yaşı diğer kardeşin yaşlarının birinci kardeşin yaşı diğer yani Cem'in yarısıdır. Birinci kardeşin yani X'in yaşı beraber de diğerlerin Cem'i. Z plus Y plus E bölünsün. Bölünsün iki. Diğerlerin Cem'in yaşıdır. İkinci kardeşin yani Y'in yaşı beraberdir. Geride kalan yer, kardeşlerin yaşının X plus Z plus T'nin 3'te 1'idir. Yani 3'e bölünmüştür. Ben diyor ki 3. kardeşin yaşı ise diğerlerinin 3. kardeşin yani Z'in yaşı beraberdi. Diğerlerinin X plus Y plus T bölünsün 4'e. 4'e bölünmüştür. Buradan biz X, Z plus Y plus T'nin tabası olsa birinci tanesinden Z plus Y plus T yani bu ifade bu beraber olacak. İkinin metresindeki ikini vuracağı o tarafa x'e. O da 2x'e beraber. İkinci de aynı şeylerle bir olsa y'i 3'e vuracağız. Ctrl, copy. Yapıştırarak buraya. Bu beraber olacak. 3 y'e, 3'ü vuracağı o tarafa y'e. Beraber de 2 y. Diğer tabaca olsa ise onların cemi 4 tane z'e beraber olmuş olur. Beraberdi. 4 tane z. İstenilen birini bu tane de getirip yerine yazıp mesela için biz buradan x tapmak istiyorsak z, y, t'nin 2x olduğunu görüyoruz. Z'in, y'in, t'nin hamsının bir yerde 2x olduğunu görüyoruz. Z, y, t'nin yerine getirip 2x yazacak sadece. Getirip bunların yerine sadece 2x yazmamız kifayet. 2x yazdık olur 3x. Bunu kopyalayıp sonra yazalım. Daha rahat olsun bizim için. Bu bizim tellerimizin özü kalır. Kopyasını çıkarırız. Bunların yerine biz gördüğünüz gibi y, z, t'nin yerine biz bırak bir başa 2x yazabiliriz. X 2x olur 3x. 60'ı da 3'e bölende x'in 20 olduğunu tapmış olur. Bu şekilde x'in 20 olduğunu taptık. X'in 20 olduğunu tapmış olur. Sonra aynı şekilde y'i de ikinciden tapmak olar. Onu burada getir yazık yerine. Bakın. X, z, t, x'i, z, t'nin hamsını 3 y'den özlemiyorlar. O zaman ne? 3 y, bir de geride kalacak. Buradaki y'i gözü. Beraber de 60'a. 4 y, beraber de 60'a. Y'in doğrudan 15 olduğunu yerleştirmiş olur. Aynı şekilde biz buradan z'yi de tapabiliriz. 15 olduğunu taptık. Aynı şekilde buradan z'yi de taparak nece? Buradan bakarız ki x plus y plus t x plus y plus t beraber 4 z'e 4 z bir de plus z'nin özü beraber de 60'a 5 z beraber de 60'a z beraber de 12'ye. Z'nin de 12'ye beraber olduğunu tapırız. Buradan artık n tapmak çok rahattı. N nece tapacağız? X plus y plus z 20, 15, 12'ni cemleyip 60'dan hemen cemi çıkmakla n rahatlıkla tapabiliriz. Növbet sualımız müəllim ələyə hər bir fərqli rəngli olan 4 karandaş vermiş. A, B, S, D, E, F hərflərlə işaret edilmiş. 6 qutunu bu karandaşlara koyup müəyyən qayda ilə sıralanmasını tapşırmışdır. Bu qaydalar aşağıdakılar kimidir? Aşağıdakıları riayət etmək lazımdır. Güzel çıktı kutuları. Fark görenlerden ibaretti gayetlerimiz. S kutusu D kutusuna değer. S kutusu D kutusuna değer. S ve D kutularının her biri F'e değer. S ve D kutularının her biri F'e değer. Kutuların her biri F'e değer.
Var üstüne yazsak daha yakışır orada. S kutusudur. D kutusudur. F kutusudur. A, B, S, D kutularının her biri Y'ye değer. Y'ye değmez çünkü burada bir tane kutu çekerek. A, B, S, D. Burada bir tane A, B, S, D kutusu var. Bunlar olsun. A. B. Bu da iyi. Şerde değil lan artık her biri doğru. S kutusu D kutusuna değer. S kutusu D kutusuna değer. Her geçen de. S ve D kutuların her biri F'e değer. Her biri F'e değer bu kutuların. A, B, S, D. A, B, S, D kutularının her biri Y'e değer. Her geçen de değer. Yukarıda belirlenen başka hiçbir kutu birbirine değmir. Birbirine değen iki kutu farklı renktedir. Olabildiği. B ve S kutuları aynı renkte olarsa B ve S kutuları aynı renkte olarsa ta ki B kutusu da S kutusu da ikisi de kırmızı renktedir. Her ikisi kırmızı renktedir. Aşağıdakilerden hangisi mutlak doğrudur? A ile F farklı renktedir. Burada gördüğünüz gibi A ile F aynı F. Aynı renkte olabilir, farklı renkte olabilir. Yani buraların arasında çok farklı kutular var. A ve S farklı renktedir. Aynı S ile aynı renkte olabilirler, farklı renkte de olabilirler. Y ve F farklı renktedir. Y ve F farklı renktedir. Aynı renkte de olabilirler aslında. Birbirine değen kutular farklı renkte olduğunda yukarıda her kutu bir renktedir. Dört birbirine değmir. Birbirine değen iki kutu farklı renktedir. Y ve F farklı renktedir. Y ve F farklı renkte olabilirler. Aynı renkte de olabilirler. Tutak ki ikisi de karadı. Bunların ikisi de kırmızı. Yani hiçbir problem yaratmıyor bizim testin eline. B ile F farklı renktedir. Hansların mutlak doğru olduğunu bizden isteyir. A ile F aynı renktedir. Farklı renktedir. Aynı F. Farklı olabilirler. Aynı olabilirler. A ve S. A ve S'nin farklı renkleri bu da olabilir, olmayabilir. B ile F farklı renktedir. B ile F. Her geçen de B ile F farklı renkte olacaklar. Çünkü B ile S aynı renkte olduğuna göre S ile F de birbirine tokunan kutular farklı renktedir değil. S ile F de farklı renkte olduklarına göre farklı renkte olduklarına göre ve avtomatik buradan bir neyse çıkır ki eğer F S ile farklı renktedirse B ile de mütlak farklı renkte olacak. Çünkü S ile B'nin renkleri aynıydı. Buradan 4'ü doğru cevap olarak götürebilir geldik. 5. şartımız A ve D aynı renktedir. A ve D. Mesela şunu tutak ki ikisi de karadı. Bu da karadı. Bu da karadı. Mesela şunu dedim. Bunların ikisi de kırmızılamışı. Diğerleri de mavi ile sarı rahatlıkla olabilir. Aynı renkte olabilirler. Ama farklı renklerde de olmaları mümkündü. Sualın doğru cevabı olur. Yalnız 4. Mantıktan sonuncu 50. sualımız. Mektebin A, B, C, D ve Y sınıfları hakkında bunlar malumdur. İki tane parametremiz var burada. Biri şagirdlerin sayıdır, diğeri ise sınıfın nömresidir.
Kenarda bir tabası text box'tan yazabilirik bunları. İki tane parametremiz var. Biri sınıfın nömresidir. Sınıfın nömresi. Diğeri şagird sayıdır. Diğeri şagirdlerdi yani ki. İki yıldır mühteşem bir harfi. Diğer şagirdler. Nasıl da bağlayarak bize lazım olmayacak. A'nın sınıf nömrəsi B'den büyüktür. A'nın sınıf nömrəsi. Bayağı üsulumuzdan istifadə edip büyükleri yukarı yazırız. A'nın sınıf nömrəsi B'den büyüktür. Şagirdlerin sayı D'den çoktur. A'nın şagirdlerinin sayı D'den çoktur. D'nin şagirdlerinin sayı S'den çok. D'nin şagirdlerinin sayı S'den çoktur. Nömrəsi B'den küçüktür. D'nin nömrəsi B'den küçüktür. S'nin nömrəsi A'dan, şagirdlerin sayı ise Y'den azdır. S'nin nömrəsi A'dan azdır. Ama harda olduğunu bilmirik. Siyahı da burada məlumat vermir. B'nin axırın, B'den sonradır, D'den əvvəldir, D'den sonradır. Sadece A'dan az olduğunu deyir. Ona göre onu bir kənarda ayrı bir yerde yazırım. Şagirdlerinin sayı ise Y'den azdır. S'nin şagirdlerinin sayı Y'den azdır. Ancak Y'nin özünün hard olması hakkında hələlik heç bir məlumata malik deyilik. Sadece qalsın ortalıqda bir yerde. A'nın şagirdlerinin sayı Y'den de çoktur. Hələ üstelik B'den de çoktur. B'nin özünün de hard olduğunu bilmirik. Sadece onu bilir ki A Y'den de çoktur, B'den de D'nin seyredir. Bu məlumatlara göre aşağıdakilerin hansılar mütləq doğrudur. D'nin şagird sayı Y'den çoktur. D'nin Y arasında hiç ne demek olmaz. Yani mümkün değil. Nesek bir məlumat deyebilirik. S sinifinin nömrəsi en kiçiktir. Hayır diyebilmelik. A, B, D sinifler de var. Ona göre bir şey demek olmuyor. Doğrusu B yok. D'den S eyni nömrə olabilir. Y hakkında da məlumatınız yok. En az şagirde olan sinifi tapmak olmaz. Her gidende en az şagirde olan sinifi tapmak olmaz. S de olabilir. B de olabilir. Yani 3 mütlak doğrudur. S'nin şagird sayı B'den azdır. S'nin şagird sayının B'den az olup olması hakkında bir malumatımız yoktu sadece olarak. En çok şagirde olan sinif A'dır. Ancak bunu mütlak diyebiliriz. Çünkü A görür ki buradakilerin hamısından en çoktur ve en büyüktür. Sual cevabı olur. 3-5. Mantıklı izahları bu kadar kifayet eder. Geçen yeni paralıklarının suallarına kısa zor nazar getirerek. MS4'te metin yazarken space bar düğmesinin sıkılması ne bilir? Space bar düğmesi sözler arasında boşluk düğmesidir. O düğmeni kilitledikçe sözler arasında boşluk bırakılır. Ümumiyyətlə, her space bar düğmesinin bir defa kilitlenmesi yeni bir sözün yazılması demek. Yani sözün sonunu da bildirir. Cevabı olursa o da doğru çıkmış olardı. Aşağıdaki program temel hansılar multimedya faylarını açmaya imkan verir. CorelDRAW grafik redaktörü. Bunlar sınıfı tutmaya beyniniz karışmasın. CorelDRAW grafik redaktörü. Prompt tercüme programıdır. PowerPoint, numaraşlar, slaytlar hazırlama düşündüğü. WinZip Archivator programında PowerDB ise multimedya faylarını. Musiqi, sonra video faylar vesaire bu kimi faylları okumak için istifade olunan programdır. Algoritm hansı növləri var? Bu, məlumat xarakterli bir sualdır. Xətti, budaqlanan və dövrü növləri var algoritmin. Budaqlanana bəzən şərt də deyirlər. Yəni, 1-2-3 sualımızın doğru cavabı sevəndir. Hansı emək sistemsiz proqramda sorğu deyil, aksisi burada açıq olmalı, göstərim mən sizə. Aksisdə hansı sorğular var və hansılar sorğu deyil. Baxırıq burada. Diqqətlə siz görərsiniz, seçmə, select. Görürsünüz ki, aksisdə select sorğusu var. Sorğulardır. Query type. Sonra kəsişən, cross tab. Görürük ki, aksisdə cross tab sorğusu var. Yenileme, update. Baxırıq ki, aksisdə update sorğusu var. Silinmə, delete. Baxırıq ki, aksisdə delete kimi bir sorğu var. Ama daşıma kimi aksisdə bir sorğu yoxdur. Burada dikkatli esas görürsünüz ki, daşıma sorğusu adlı heç nə yoxdur. Sonra növbəti sual. Şəkildə element MS Excel'in hansı lent tabına məxsusdur? Excel işe salıb bunu ayanı şekilde de görmək olar. Excel programının bu komandaların bir hissəsi Home tabında da var. Gördüğünüz gibi
On tab'ın editing bölmesinde buradaki bazı filter komandları burada da var. Filter hepsinin sıralama. Anlık gördüğünüz bu grup ise data tabına mahsustur. Daha geniş formalı data tabına mahsus. Yani gördüğünüz bu hisse fragment Excel'in data tabına mahsustur. Sort and filter bölmesi grubunu ifade eder. Devam edelim növbəti suallarımızla. İkili sayı sisteminde neçə olar? Bu hərflərin hamısını çeviririk onluq sayı sisteminə. Birinci 101 üzerine 0 1 yazmakla rahatlıkla çevirme olur. Üzerine 0, 1 ve 2 yazırsınız. Olacak 1 vurulsun 2 üstü 2. Bu 4. Bu ortadaki 0 olacak 1 vurulsun 2 üstü 1. Birinci olacak 5. 5. Vurarak onu 12 8 deyip üstüne 0 1 yazırız yine 8. Bu da 2. 10. Olacak 10. Ve 12 16'lıkta üstüne 0 1 yazırız bunu yine. 1 olsun 16 bir. 16 ve üstüne 2 yani 18 edilir. 1 olsun 18. 50 bu da 18. 68. Sonra ise 68'i bildiğimiz bölme kaydasıyla onluk sayı sisteminden ikili sayı sistemine çevirebiliriz. 68'i bölürüz 2'ye. 34. 68. Qalığımız olacaq birinci mərhələdə 0-0 dairəyə alır ki, digərləri də qarışmasın. 34-ü bölsə 2-yə 17 dəfə. İkincidə də qalığımız 0. Sonra 17-ni bölür 2-yə. Burada artıq qalığımız var. 16. Qalığımız olacaq 1. Yazmağını yazmış axıra qədər davam edək. 8-i böləcək 2-yə. 4 dəfə 2, 8. Bu da 0. 4 2-yə bölək. 2 dəfə 2, 4. Bu da 0. Və nəhayət 2-ni böləcək 2-yə. 1 dəfə 2, 2. Bu da 0. Son alınan qismətdə dairəyə alırıq və ədədləri tərsində bu şəkildə düzəcəyik. Düzərkən hansı mənzərəni alırıq? 1, 3 dənə 0, 1, 0, 0. Burada olacaq cavabımız 1, 3 dənə 0, 1, 0, 0. Doğru cavab olur. Sualın doğru cavabı sizə bəndə. Web səhifədə ola bilər. Web səhifə internet səhifələrindən söhbət gedir. İnternet yəqin ki, istifadə edirsiniz. Görürsünüz ki, orada mətn dolu var, şəkillər də var, audio da var, video təsvirlər də var. Demək sualın doğru cavabı olacaq. Y bəndə. Göstərilən hansı parametrik dövr, ümumiyyətlə dövr, parametrik dövr bunları ifadə edir. Doğru cavab Y bəndi. Altı bucaqlı bu elementləri ifadə edir. Hansı sistem blokunun tərkibində daxil deyil? Sistem blokunun tərkibindədir. Hətta ana platan üzərindədir. Sistem blokunun daxilindədir. Sistem blokunun daxilində ana platan üzərində. Sistem blokunun daxilində ana platan üzərində. Speaker kalınqılardan söhbət gedir. Azərbaycan dilində ucadan danışan bu element sistem blokunun içərisində deyil. Word sənədini bir neçə nüsxədə çap etmək üçün əmri yerinə yetirmək, hansı əmri yerinə yetirmək mümkündür? Təbii ki, file print komandasıdır. File print komandası sənədi istənilən nüsxədə, istənilən sayda nüsxədə çap etmək olur. Sualın doğru cavabı olacaq. 3. 61. Tutaq ki, verilər bazasında hər hansı bir cədvəli soyad, doğum ili, gəlir sahələrinə malikdir. Doğum ili 1958-dən böyük olsun, gəlir isə 3500-dən kiçik. Bu şərti ödəyən yalnız D bəndidir. Gəlirlər 3500-dən az, həqiqətən 3500-dən az olmalıdır gəlirlər. Burada baxırıq bu hissəyə. Doğum il 1959 və ondan sonra olsun. Doğum il 1958-dən böyük olması bu demək ki, 58-dən böyük, 59 və ondan sonraki illər sualın doğru cavabı olacaq D bəndi. Keçid artıq növbəti suallarımıza. 62-ci sualımız. Həmin faylın nümayəni göstərən ardıcıllığı yazın. Belə bir yazılış var bizdə. Düzməliyik bu parçaları və onlara uyğun hərfləri variantda yazmalıyıq. Əgər siz belə bir şey bərpa etməlisinizsə, burada görün sizə nə istəyirsiniz? Technetic.org serverində yerləşən FTP.net faylına müraciət HTTP protokolu vasitəsidir. Əgər bura yazılsa ki, müraciət əvəzinə sizin adınızı da yazsalar bu protokol sözünün yerinə, HTTP protokolu yox, sizin adınız belə olmuş olsun yerində, birinci yerdə mütləq və mütləq onu yazarsınız.
Yani birinci yerde gelecek protokol müracaat protokolü hazırsa ona diğer birinci yerde HTTP protokolü. Sonra hemşire protokoldan sonra yani şey iki nokta ve droplar gelir. HTTP olan seydi S'den başlayır. İki nokta droplar olan A'dı. SA diğer variantları silebilirik. SA üçüncü sesinde tabzat cevap alır. Bakın üçüncü sesler farklıdır. Mütləq və mütləq bundan sonra gəlir saytın serverin adı. THT org server dediyinə görə bundan sonra gələcək THT org. Siz ada yox, yəni mənaya fikir verin. THT org serveri gəlmiş olacaq. Bundan sonra təbii ki gəlir faylın adı. Faylın adı da ftp.net-dir. Burada yazıcı ftp.net. Hətta belə olur. Drop formasında. Və SA növbəti THT gəldiyinə görə THT növbəti olacaqdı. J SA J gələn də doğru cavab Y bəndi. B də sualın cavabı olmur. 63. Proqramın verilən onların emalı zamanı saxlamaq üçün təyin olmuş kompüter hissəsi necə adlanır? Yada saxlayın ki, ümumiyyətlə proqrama verilənlər hamısı emal olunur. Prosesorda, mikroprosesorda və yaxud mikroprosesorun rejestr yaddaşında. Ancaq emal olunduğu müddətdə saxlanılır. Əməli yaddaşda. Başqa adından operativ yaddaş və yaxud fiziki yaddaş. Sual doğru cavab B. İnformasiyanın xassələri hansı sırada düzgün göstərilmişdir? Məsəl üçün, birinci sırada kütləvilik, alqoritma xassəsi informatikdan deyil, sıradan pozur. İkinci sırada diskretlik var, pozur. Sonra üçdə hər şey yaxşıdır, məncə heç nə pozulmur. Dörddə pozur diskretlik, D-də silir onu. Ben IT-yə bəndi. Kəsilməzlik var burada, o alqoritma xassələrini pozur. Y bəndə gedir. Sualın doğru cavabı kimi qalır? S bəndi. Obyektivlik, tamlıq, dəqiqlik, adekvatlıq, aktuallıq, anlaşıqlıq xassələri var informatikada. Klaviatura rəqəm panelini söndürmək üçün hansı düymədən istifadə olunur? Təbii ki, numlaq düyməsindən istifadə olunur. HTTP nasıl işlədi? Hyper Text Transfer Protocol. Hyper Text Transfer Protocol. Doğru cevap olur. S bəndi. 67. Windows sistemində sunmaya görə proqramlar hansı qovluqda yerləşir? Windows sistemində proqramlar sunmaya görə proqram files qovluğunda yerləşir. Kompüter qrafikasında qırmızı, red, yaşıl, green, mavi, blue rənglərindən istifadə edən rəng modeli aşağıdakilərin hansıdır? Olacaq red, green, blue. R, G, B. Adlarının ingiliscə baş hərfləri. Doğru cavab olacaq A bəndi. Birləşdir funksiyasının söz düzümü qaydası aşağıdakı kimdir? Sətirlər ümumiyyətlə bir-birinə birləşdirir. Burada biz nəyə komanda vermişik? A1 nakini birləşdirsin. Hava ilə temperaturu bir-birinə calaq edəcək, yəni birləşdirəcək. Sonra bu arada boşluqdur. Arada boşluq qoyur. Havanın temperaturu sözündən sonra arada boşluq qoyur. Gəlir A3, yəni 25. Ondan sonra 25-dən sonra yenə boşluq qoyur və gəlir dərəcədir. Yəni havanın temperaturu burada olanlara görə bir-birinə birləşmiş olacaq. Havanın temperaturu B'de ayırdı. B'ni bəri başdan silirik. Havanın temperaturu D'de ayırdı. D'ni de bəri başdan silirik. Sonra 25'in A3'ün, yəni A3'de biz nerede? 25'de. Görürüz ki, 25'in her iki tarafında boşluklar var. 25'in her iki tarafında boşluk olan cevapları aktarar. Mesela çünkü Y'ni silirik. Çünkü karşısında boşluk yoktu. Sonradan boşluk var. Qaldı A'nın ise. A'da ümumiyyətlə boşluk yoktu. A boşluğa karşıdır. Sual doğru cevabı kalmış olur. S. 70. Kompüterin arxitekturası deyilsinə başa düşülür. Ümumiyyətlə yada salın arxitektura. Qarşılıqlı əlaqə, qayda, qanun. Kompüterin tərkib hissələrinin hansı qaydalarla qarşılıqlı əlaqələnməsi nəzərdə tutulur. Keçid açıq tipli suallara MS Excel-də diapazonun neçə sətir daxildir? Yada salın ki, Excel-də sətirləri sayışlısa, Excel-də sətirləri sayışlısa, mütləq və mütləq rəqəmləri sayış hərflərə baxmışsınız. Bunları sayırsan, kendisi hərflər sayışsız rəqəmlərə baxmazsınız. 5'ten 3'e kadar 5, 4, 3, 3 tane satır burada var. Tersine de kaydedebilirsiniz daha rahat olsun diye 3, 4, 5 diyebilirsiniz. O dışında da aynı şeyler demiyorlar. 11, 12, 13, 14. 4 tane de oradadır. 3, 4. Cevap olacak. 7 satır dahildi bura. 72. sual.
Aşağıdaki şebekeler hızı tam 5 tabloya gelir. Tam Belmont karakteri su aldı. Tam 5 tabloya gelir. Dördüncü cevap. M8 ile verilmiş aşağıdaki cevaplara göre Sam düsturunun kıymeti neçe olur? Sam düzenleme düsturu A1 ile A3. 2 nokta virgül olanda ancak A1'e ve A3'e bakırız. A1 ve A3'ü cemleyeceğiz. Sonra B1'den B3'e kadar 2 nokta ise demeli hamısı gelir bu intervalda. B1'den B3'e kadar 3 tane kanalımız var. B1'den B3'e kadar. Ve nihayet S1'den S3'e kadar gelecek. Onlar da ayrı ayrı birleşmekler bilinen. S1'den S3'e gelecek. Bu arada cemleyecek yani. Dairenin ise sadece dairen için aldığımız aletler birbirine cemleyerek şunu dilemek istedi budu. Cemleyende göreceği ki demlemek neydi? Cemleyende göreceği ki 5 ile 1'in cemi 6. Burada 6 var 12. 2 var 14. 4 18. Burada 18. 30 da burada. Olacak. 18'in 30 olacak. 48 bize vermiş olacak. 74. sual. Aşağıdaki derecede veriler bazının fragmenti verilmiştir. Laf yakışı. Yukarıda veriler bazının mantık sayesinde artmaya göre nizamlama tetbik etse artmaya göre nizamlasa ne baş verecek? 45 gelecek birinci yere. Dördüncü satır. 4 yani birinci yerde olacak. 4 oldu birinci yerde. Sonra ikinci olacak 46. Artmaya göre nizamlayır. Azdan çıkar düzülüyor. 3 olacak ikinci yerde. Sonra 46 ve 47. 45, 46, 47 gelir. Üçüncü yerde olup Behram. Yani 5. yazı. Tetbik ise birinci yerde dayanan budur. İkinci yerde dayanan bu. Üçüncü yerde dayanan budur. Birinci, ikinci ve üçüncü yerdeki talebelerin harcı edilip ballarının çeminin 8. sayı sistemine çevirip yazın. Evvelce olarak çemdeyi sonra 8. sayı sistemine çevirip yazın. 4'ün harcı dili. Kudretin harcı dili 24. 24. Sonra 3'ün harcı dili şöyle buydu. 25 onun harcı dili. 25. Ve nihayet 5'in harcı dili Behram'dı. Onun da harcı dili 23'tü. Sadece 23. Bunların hamısını cemlese bize verir 72. Ama taptığımız bu 72 onluk sayı sistemi bize diyor ki 8. sayı sistemini çevirip yazın. 8 sayı sistemini çevirip yazmak da bayağı ki ikili sayı sistemini çevirmek gibidir. Yazar. Eğer başa düşmeyeniniz olursa 72'ni bölerik 8'e. 72'de 8, 9 defa 8, 72 gelir. 9 defa 8, 72 gelirdi. Burada kaldı kalığımız 0. Bunu kaydedik. Sonra 9'u 8'e bölende bir defa bu daireyi alırız. Bu da 8. Bu da olur 1. Bu da alarak daireye. Cevap olur. 1, 1, 0. İnşallah nöbette 75. sualımızda 4 cümle operamızda böyle bir yazı yazılıp metni verilmiştir. Metnin altında boşluk yoktur ve kursör S ve T harfler arasındadır. Görsel olsun şekilde. Biraz böyle ki daha yaxşı görebilirsiniz. Bu vəziyyəti klaviaturadan 5 dəfə delete. Delete özündən sağdakı simvolları silir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane simvol delete'ledi. Sonra 2 dəfə backspace düyməsi sıxılsa. 2 tane de backspace düyməsi. Backspace özündən soldakı simvolları silir. Mətnə qalan hərflərin sayını tapın. Sayaq mətnə qalan hərfləri. 3 tanesi burada var. Magida. 4, 5, 6, 7'den olur. 75. sual doğru cevap olacak. 7. Bugünlük bu kadar. Sağ olun. Gelin nöbet derslerimize kadar.